Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 10 Ocak 2018 günündeyiz. Perşembe günü sosyal aikido söyleşilerinin kaçıncısı olduğunu bilmiyorum. Yani işte gidiyoruz 6, 7, 8 öyle ilerliyoruz. Konumuz alışveriş bugün. Alışverişte neler yaptığımız aslında daha önce konuşmadığımız bir konu değil. Özellikle büyük şeyde bu AVM meselesinde biraz içine girdiğimiz bir konuydu ama bugün daha market alışverişi veya daha direkt alışverişe yoğunlaşacağız. Hani gezmekten çok alışveriş yapma boyutuna yoğunlaşacağımız bir konu. Ama tesadüfe bakın ki bu hafta mürşidenin konusu da salı günü alışverişti. Yani öyle yapalım diye planlamamıştık ama ona denk gelmiş. Ama onlar daha çok işin pratik yöntemlerini konuştu. İşte nasıl ürünleri etiketleriz, nasıl buluruz vesaire. Tabii ki bu da çok önemli bir konu ve güzel şeyler de çıktı, dinlemiştim. Belki burada o gün orada olup olanlar da vardır benden başka. Biz işin biraz daha psikolojik boyutunu konuşmak istiyoruz. Yani alışverişe giderken öncelikle kafamızda neler oluyor? Gitmekten çekiniyor muyuz? Çekiniyorsak niye? Çekinmiyorsak niye? Gibi. Veya ne gibi şeylerle karşılaşmak bizi tedirgin ediyor ya da etmiyor gibi noktalardan başlayan bir süreç olacak. Ama önce ben öyle bir genel giriş yapayım, Elif'e bırakayım. Başka nelerden nasıl bahsedeceğiz Elif? Nasıl biz format edeceğiz? Yani bu hafta da her zamankinden farklı bir formatımız olmayacak ama yani marketleri buraya almamızı sebep olan şeyden bahsetmek belki uygun olabilir. Çünkü marketler işte özellikle marketler işte kıyafet dükkanları gibi, ayakkabıcılar gibi işte ne bileyim pazarlar gibi hatta ürünü dokunarak anlayabildiğimiz yerler değil. Çoğu şey kutu ve ambalajlar içerisinde, şişeler içerisinde ve çok fazla şey var. Her birine ya dokunabileceğimiz şeyler bile olsa her birine de dokunamayız. Bir üründen çok var, çok fazla çeşit var. O yüzden erişilemez yerler, yardım almamızın gerektiği yerler. İşin içine yardım almak ve işte erişilemezlik girdiği zaman da bizim sosyal aikido konusu gündeme geliyor diye düşündüğümüz için var. Buradan ne çıkacağını merak ediyorum. Aslında bir yandan da yardım almamız en çok beklenen şey olduğu için, durum olduğu için yani engelli kişi yardım alır. Dolayısıyla bu zaten beklenen bir şey olduğu için belki de en az sorun yaşayabileceğimiz yerlerden bir tanesi gibi hissediyorum. Ama göreceğiz bugün ne çıkacağını. Kayıtlarımız var. Dinlemek istersek bizim spontane işte sağlık hastanedeki kayıt gibi markette de kaydımız var. Engin çok seviyor kayıt yapmayı. Engel seçimi saatlerden alışkanlık. O kayıtlarla başlayabiliriz aslında mı? Öyle mi yapalım yoksa önce biraz insanlar konuşsun mu? Benim için fark etmez yani. Her türlü olur. Aslında konuşalım evet. Ne tür sorunlar yaşıyoruzdan başlayabiliriz. Yani ne hissediyoruz daha doğrusu? Yani markete gidiyor muyuz tek başımıza? Ya da birkaç kör olarak da olabilir. Yani ille de hani tek başımıza da olması gerekmiyor. Yani kör olarak markete gidiyor muyuz? Bunu konuşmak uygun olabilir önce. Evet önce oradan başlayalım. Yani tek gidiyor musunuz veya en son ne zaman markete gittiniz hani gitmişseniz de gitmediyseniz de niye gitmiyorsunuz? Daha başlayalım. Şöyle başlayayım o zaman ben. Ben düzenli olarak gidiyorum zaten. Ondan sonra açıkçası Migros'larda çok büyük bir problem yaşamıyorum. Hem orayı çok iyi biliyorum hem de zaten hani her şey çok rahat geliyor bana orada. Ama benim en çok sıkıntı yaşadığım yerler gratis gibi mesela böyle hani drugstore diyebileceğimiz yurt dışındaki mağazalar. Ondan sonra orada da şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. İşte gidiyorsunuz mesela hani diyelim ki hani
mendil falan bakarken bir anda bir bayan petini de tutmuş olabiliyorsunuz. Hakikaten enteresan bir şey oluyor. Hani bölümleri de tam bilmediğiniz bir mağazaysa zaten alanlar çok dar. Ondan sonra şampuan vesaire ya da işte hani tıraş kremi gibi şeyleri bulmanız hakikaten oralarda mutlaka hep küçük bile olsa mağazalar şey yaratıyor, yani ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bir de hani hep söylüyoruz ya, esasında ne söylediğinizin de orada çok önemi olmuyor. Karşıdakinin hakikaten anlaması da çok önemli. Yani gittiğiniz zaman tabii tüketici olarak hani uygun fiyata kaliteli bir şey almak istiyorsunuz. Yani ucuz çünkü farklı bir şey ama uygun fiyata kaliteli bir şey daha farklı. O anlamda sorular soruyorsunuz mesela. Hani evet, zaten bir iki kişi çalıştıkları için bir de değerli mallar olduğu için hırsızlık da çok tahmin ediyorum o noktalarda. Yardımda sıkıntı yaşıyorlar. Hani diş macunu olsun, işte tıraş kremi vesaire. Oralarda mesela deneyim yaşayan arkadaşların nasıl paylaştık? Ben oralarda alışveriş yaparken çok zorlanıyorum. AVM'ler içindeki kitapçılarda büyük keyif alıyorum. Oralarda hiçbir problem yok. Özellikle D&R, Remzi gibi kitap evlerinde. Ondan sonra keza mağazalarda da öyle. Marketlerde de dediğim gibi ürünleri tanıyorum. Az çok hani belli mağazalardan, belli marketlerden alışveriş yapıyorum. Bir de bir hayalim var. Benim bulunduğum yerde çok güzel, böyle 3-4 saatlik sadece köy pazarları kuruluyor. Sabah 8'de başlıyorlar 12'ye kadar. Hani pazar dolaşmayı çok istiyorum esasında. Yani tezgahın önüne geldiğinizde işte domates mi, brokoli mi, işte şey mi, ne alacaksanız her neyse onu anlayabilmek, algılayabilmek noktasında sıkıntı yaşıyorum. Pazarda sıkıntı yaşıyorum. Şimdilik bu kadar. Ben bir de pazar kaydı yapayım o zaman. Bak, söz alabilirim herhalde. Valla süper olur. Hakikaten pazar noktasını, yani oradaki en büyük sıkıntı hangi tezgahta ne var? Yani hani boynu adama da sen ne satıyorsun demek de bana şey geliyor. Tamam, devam edelim. Bazı pazarlarda böyle şey, satıcı ne sattığını bağırıyor işte ama her yerde olmuyor herhalde. Yani domatesini hani bağırır, satıyorsa şey yapıyor bir şekilde. Yani elma satıyorsa ne bileyim. Hani bunu yapıyorlar aslında ama. Tamam, bu cumartesi bana bir şey çıktı arkadaşlar. Bir hepsi, de onun podcast'ini yaparız. Haftaya getiririm size. Bir pazardan birkaç şey alayım da. Her şey de vardı evde ya. Şimdi boş boşuna yine para harcayacağım. Pazarlar şey oluyor ya böyle. Daha aslında anlaşılabiliyor. Ben gratiste en son Hakan Bey gratis sordu, ya yani o tarz yerleri sorduğu için bir deneyimimi söyleyeyim. Saç fırçası, küçük çantaya konulan katlanabilir bir saç fırçası aldım. Bunu şöyle yaptım. Ne istediğimi netleştirdim mağazaya gitmeden önce tam olarak. Ve mağazadaki bir bayanı bir şekilde bulup ona tam olarak ne istediğimi ve hangi boyutlarda olması gerektiğini söylediğimde o reyonun başına gittik birlikte. Ben de baktım, o da bana birkaç tane model gösterdi ve ben aralarından çok hızlı bir şekilde seçip çıktım. Vaktim de azdı çünkü bir şeye yetişiyordum, şu an unuttuğum bir şeye. Böyle hallettim. Yani daha çok o tür yerlere giderken ne istediğimi çok netleştiriyorum, nokta atışı. Yani işte bilmem ne marka şampuanını alacağım, şu özellikte olanını deyip gidiyorum. Yoksa öbür türlü tek tek ayrıntılı bilgi verecek insan bulmak biraz zor olabiliyor. Ben de marketlerde genellikle hani A101 veyahut da BİM tarzı olan yerlerde bunu çok zorlanmıyorum. Hani eğer ürünleri biliyorsam öncelikle bir liste
hazırlıyorum markete gitmeden önce. Göre hani o listeye göre hareket ediyorum. Çünkü hani öbür türlü kafamda bir şeyleri alırken hani bir şeyleri bulurken öbür türlü hani tasarlamak tekrar şunlar mı eksik bunlar mı eksik demek biraz zor oluyor. Doğal olarak da hani önce bir liste çıkarıyorum. Ve o listeye göre markette alışveriş yapmaya çalışıyorum. İkinci bir şey daha önce benim bulunduğum alandaki markette en azından benim bildiğim ürünler vardı. Hani daha doğrusu benim bildiğim gibiydi ortam. Yani alışmıştık daha doğrusu. İşte A101 BİM gibi yerlerde de genelde hani genel bir düzen olduğu için orada da alışıyorsunuz. Hani belli bir süreçte. Ama büyük AVM'lerde ben biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Şöyle ki Migros'ta aslında arkadaş zorlanmıyorum dedi. Hani bilmiyorum belki alışkın olduğu için ama ben mesela hani çok büyük bir alan sonuç olarak. O büyük alanda bir şeyleri bulmak. Hani reyonları biliyorsunuz da reyonlar içerisindeki o fazla ürün çeşidini bir türlü hani hangi markadır hangi çeşidir çözemiyorsunuz ama sanal market uygulamasının da barkodu göstererek fiyat ve hatta ürün bilgisini alabiliyorsunuz diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü kendi Migros'un kendi çalışanları da öyle yapıyor diye gördüm geçen gün tesadüf olarak. Kıyafet noktasında da yine bir iki yardımla hallediyoruz. Ama gratis gibi yerlerde arkadaşların anlattığı gibi orada zorlanıyorum normal durumlarda. Pazara hiç gitmedim. Yok, bir kere gittim. Özür dilerim. Bir kere gittim. Ya orada çok zor oluyor ama şöyle bir şey var. O hani bağırdıkları için o bağırışa göre hareket edilebiliyor aslında. Hani ama çok kalabalık olması münasebetiyle de maalesef sıkıntı olma ihtimali yüksek. Çünkü çok kalabalık. Yani pazar arabasıyla gitmeniz lazım. Pazar arabasını da kontrol etmek bir taraftan bastonla bir taraftan insanların bakış açıları işte hani bastona basıyorlar. Yani bir şekilde hani o sıkıntı doğurabiliyor. Aslında sabah gitmek lazım. Hani sabah sakin. Hani öğle vaktine doğru gitmek lazım. Aslında pazarlarda daha rahat. Hem bomboş oluyor çünkü insanlar ucuz diye akşam gidiyorlar. Ama hani bence sabah gidildiğinde çözülebilir aslında. En azından bir iki tane de tezgah belirlediğiniz zaman aslında hani o işi de rahat halledilebilir gibi düşünüyorum şu anlık en azından. Aslında market alışverişlerinde biraz da yön bulma becerisi bence önemli. Siz de öyle değil mi? Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Yani Evet, yön bulma konusu çok önemli. Doğru, haklısınız. Mesela burada benim gitmiş olduğum bir file market şey var. İstanbul'da da var yanlış hatırlamıyorsam. File marketler grubu. BİM'in süpermarketi. Mesela bir ara çok büyüktü. Bir baktım yönümü bir karıştırdım. Artık hani o yani her şey karıştı. Reyonlar karıştı. Bir şeyler karıştı. Ondan sonra hani biraz da yardım da istememeye çalışıyorsunuz. Hani insanlar da yardım etmeye çalışıyor. Biraz hani orada da bir anda kendinizi toparlamanız zor olabiliyor arada. Ama yön bulma sorunu gerçekten marketlerde çok önemli aslında. bir dakika, niye yardım istememeye çalışıyorsunuz markette veya yardım istemeden tek başınıza nasıl buluyorsunuz diye soruyorum. Ben Şöyle, onu şöyle. anlatayım. Bir dakika, arkadaş anlatsın sonra Zeki abi. Şöyle, yardım almamaya çalışıyor derken şu manada hani kendim öğrenip en azından o reyonları hani daha sonrasında yardım istemeyeyim diye hani öğrenmeye çalışıyorum. Birkaç mesela yardım alarak yapıyoruz atıyorum hani bazı şeyleri alıyoruz alışveriş yapıyoruz ama daha sonrasında mesela ilk gidişte falan değil belki 5 gidişte belki 6. gidişlerde hani yardım almamaya çalışıyoruz ama oradaki çalışanlar artık sizi tanıdığı için veyahut da onu hani bir şekilde illa yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yoksa yardım almamak değil de hani belli bir zamandan sonra aslında hani gerek duymamak adına böyle bir şey olabilir. Anladım. Tamam. Ben de şu konu o konuda şunu ekleyebilirim. Merhaba Erkan ben bu arada. Ben de yardım almamak için ve almak için girdiğim oluyor. Almamak için girdiğimde yani daha çok keşif. Ben tamam domates alacağım, salatalık alacağım ama bunun haricinde daha neler bulabilirim bilmediğim veya bunu almalıyım diyebileceğim bir şey. Keşif yani keşfe çıkarım önce. Biraz dolanırım. Yani dokunmak da sonuçta bir nevi görmek gibi bir şey.
dokunma duyusuyla bir şekilde bir şeyler bulup çağrışım yapmasını sağlayabiliyorum. O şekilde daha sonra yardım alacağım şeyleri de en sona bırakıyorum. O şekilde alışverişime devam ediyorum. Çok güzel. Ben şeyi söyleyeyim. Ama ben ya 8-10 kere mesela kapıcıya da gittim, kardeşimle gittim vesaire. Ondan sonra oradaki personel hani neyi istediğimi iyi biliyor. Mesela şu an yeğenimle gittim, çocuk 8-9 yaşında. Onunla gittim. İşte peynir abi bak peynirin ben biliyor peynirim hangisi şundan değil mi abi şunu veriyorum bu ondan sonra zeytini vesairesi. Hani bir müddet sonra oradaki personel size bayağı bir beni mesela bayağı bir tanıyor. Hatta sigara istiyorum hemen çıkartıyor. Markasını bile şeyini bile sormadan koyuyor yani hani hepsini. Tek tek de geçiyor. Sonra fişi okuyor bana. Evet yani birkaç kez gittiysek zaten oradaki personel artık bizi tanıyor oluyor. Ve o şekilde de zaten bazı şeyleri biliyor da diyoruz. Bir şey diyecek galiba. Ben şeyi söyleyecektim. Bu keşif işini tek başıma yapamıyorum. Şöyle ki bir bayram alışverişiydi. Çikolata alacağız. Bayram için çikolata seçeceğiz. Babam epeyce bir yaşlı ve çok istediğim bilgileri verebilecek şekilde okuyamadı paketleri. Paketler böyle birbirine benziyor. Farklı farklı da var ama aslına erme şeyi var bende. İsteği oluyor genelde. İşte neli, içindekiler, dışındakiler, markası. Bunlar için bir şekilde birilerine ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bunları bilmeden almak içime sinmiyor. Evet. Bu arada gratis denmişken ben de bir iki kere gratise gittim ama ben genelde Sevda bir şey istediği zaman gidiyorum oraya. O olmadığı zaman şöyle yaptım bir kere. Bizim Ümraniye'deki gratisteki çok tatlı kızlar var. Bilmiyorum hani bir gittim de bir kere güzel ayrıldım. Yani kötü hissetmedim ama dediğim gibi onu bilmeden keşfetmek hakikaten zor olabilir. Ben şöyle yapıyorum gidiyorum. Ya diyorum eşim bir şey alacak ama telefon ediyorum Sevda. Yani ben bir kere öyle oldu. Ya size verebilir miyim telefonu diyorum. Veriyorum. Ondan sonra onlar kendi aralarında şey olan. Ben kasaya ödemeyi yapıyorum. Öyle bir iki kere aldığım oldu yani. Markalarla ilgili hakimiyetim olmadığı için. Ama gratise her gittiğimde mutlaka orada birkaç kişiye hep yardım aldım. Yani birkaç kere deodorant bir şeyler almıştım. Güzeldi yani. Benim iyi hissettirmişti gratis olmak beni. Bilmiyorum ama hani demek ki farklı yerlerde farklı gratisler var. Şöyle bir durum var. Özellikle gratis gibi noktalarda dönem dönem arkadaşlar çok ciddi %50'lere varan hani ben kullanıyorum tıraş sonrası kozmetik ve tıraş çok ciddi %50'lere varan indirimler oluyor. Dolayısıyla hani o zaman ürünleri çok indirimli alabilme şansınız oluyor tabii. Ama aynı günlerde de ciddi bir kalabalık yaşıyor tabii mağazalar. O yüzden hani adamların ekstra vakit harcaması zor oluyor. Onu anlayışla karşılıyorsunuz artık. Yapacak çok fazla bir şey olmuyor. Yani o noktada yoksa ben Gratis gibi kurumsal drugstore'ların Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra çünkü hem ürünlere erişimimizi hem de uygun fiyatla erişimimizi sağlıyorlar. Hani bunu belirtmek istedim. Şimdi hani şeyi söyleyecektim. Bir de bu hani gezdiğimiz yerlerde hani keşif açısından başka bir sıkıntımız daha var aslında. Bir de kırılabilecek ürün bölümleri de çok. Mesela işte bu tarz mağaza gratisi ben çok fazla koyuyorlar mı öyle bilmiyorum ama hani kırılabilecek ürünleri çok birbirine yakın mesafelerde koyup insanlar ya yani mesela girdiğiniz bir ev eşyası satan bir yere yani cam çerçeve satan bir yere. Mesela bizim burada çok beğendiğim her zaman gittiğim bir yer vardır. Ya, ürünler o kadar birbirine yakın ki hani artık ben ezberledim. Hani gidip kendim buluyorum artık hani istediğim bir şeyi. Yani işte yok kek kalıbıdır yok işte bilmem hani bardaktır çanaktır. Hani artık ama yıllardır bir hani gide gele yardım ede ede alıştık artık hangisinde daha çok kırılacak şey var ne kadar hani mesafede falan diye. Ama hani birkaç
gidişte yardımcı bile olsa kendi yardım edenler bile hani o kadar sizi kolluyorlar ki hani aman şunlar kırılmasın ya, gerçekten çok birbirine yakın. Onlarda da bir problem var. Oradaki keşif noktasında da sıkıntı var. Hani onu nasıl aşmak lazım? İşte parfümlerin de muhtemelen öyledir. Yanlış hatırlamıyorsam bazı mağazalarda öyle çok birbirine yakınlar. Dökülme, kırılma gibi olaylar daha çok yaşanabilir zannımca. Zaten reyonlar o kadar dar ki. Hani sağınız, sağınız sol dolu. Sol dolu. Bunun için bence birazcık fazla kırılacak şeyler satıldığını bildiğim. Yani özellikle işte ne bileyim mutfak eşyası, cam eşyalar satan bir yer falansa. Vücudumdan sarkan bir işte ne bileyim koluma attığım mont işte ne bileyim elimde poşet sırt çantası büyük bir sırt çantası falan varsa bunları çıkarmayı bir kenara bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü mesela onlar bizim hareketimizi kısıtlayan şeyler. Daha doğrusu kontrol kastetmediğimiz hareketlere sebep olan şeyler. İşte siz sadece yerinize dönüyorsunuz ama yanınızda asılı büyük çanta. Yani belki bir küçük omuz çantası sorun olmaz ama işte ne bileyim çok büyük bir çanta varsa siz döner ya biz dönerken çok büyük bir açıyla döneceği için onu kestiremeyip bir şeyleri devirme imkanımız var. Elimde bir şey varsa bırakıyorum ama onun dışında kendime güveniyorum şahsen çünkü yani kendimize güvenebiliriz. Bunu birazcık kendimiz yaratıyormuşuz gibi hissediyorum. Bu dolaya doğrudan böyle girmesem daha mı iyiydi? Onu da kestiremedim şimdi konuşurken ama. Şimdi Yani paşa bahçe gibi, mudo gibi bir sürü tabak çanağın ve dengesiz konduğu yerlerde dahi keşfe çıkmışlığım vardır ve bugüne kadar hiçbir şey düşürüp kırmadım. Ama mesela kırılmayacağını bildiğim yerlerde daha hoyrat oluyorum büyük ihtimalle. Ve o zaman daha çok şey düşürdüğüm oluyor. Ama onları düşürmeyi de umursamıyorum. Çünkü düştüğünde bir şey olmuyor. evet, mesela biraz sonra ben kaydı dinleteceğim ama markette bir iki şey devirdim ama onlar bir düşse de bir şey olmuyor şeylerde. Orada da gireceğiz bu arada. Pazarla ilgili bir iki şey söyleyeyim mi? Öyle gireyim. Pazarda arkadaşlar ben hani öyle her gün de pazara gitmiyorum. Çok da sevdiğim bir yer değil ama gittim. Yani gitmem çünkü tam evin önünde kuruluyor. Gitmişliğim var. Birkaç zaman zaman da bir şey ihtiyacım olduğuna gidiyorum. Çok güzel bir yol izliyorum ben. Eskiden bağrılarda daha erişilebilirdi ama bugün pazarlarda şöyle diyorum ki abi en üstten giriyorum pazara. Abi diyorum ben patates alacağım. Nerede? O diyor ki patatesçi abi iki şey aşağıda diyor. Patatesi alıyorum mesela ya bir yerden de diyorum biber alacağım. Nerede abi? Abi biberci bak sana geliyor diyor. Ona yönlendiriyor. Ona yönlendiriyor. Çok zevkli bir şey aslında. Böyle bir puzzle çözer gibi farklı farklı bazen birkaç şey aynı yerde olabiliyor. Ama hani bütün pazarı o şekilde gezerek nerede ne olduğunu öğrenmeniz mümkün. Eğer eğlenmek istiyorsanız zevkli ilginç bir şey oluyor. Yani ben hep öyle her gittiğimden bir sonrakinin yerini az çok öğreniyorum. Öyle öğrene öğrene pazarın bir ucundan öbür ucuna kadar gidebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Ben de bir şey ekleyeyim buraya. Pazarla ilgili. Ya, bilmiyorum hani burada öyleydi en azından da. Hani burada pazarda satıcıların yerleri de bellidir aslında. Onlar değişmiyor hani. Tabii hep gidiyorsan doğru cellir. Yani her zaman o Yani her üçte bir hafta kuşucu var gidiyorsan mesela. şeye alışabilirsin yani o pazarın düzenine. Hatta Ama mesela pazar aynısı markete göre daha körcül bile olabilir yani bazı durumlarda Evet bence. evet herkesin tezgahın başında biri var sonuçta. İşte tamam onu diyecektim. Aynısını markette yapmak çok şey ıskalamak çok şeyi yanlış yapmak anlamına gelebilir. Çünkü bugün çubuk kraker sağdan üçüncü raftayken yarın başka o çubuk krakerin yerinde işte domatesli çubuk kraker olabilir sade çubuk krakerin yanında. Çünkü o raflar o kadar da stabil sabit şeyler değil. Yeni bir ürün eklendiğinde başka bir şeyin yerini değiştirip o şeyin ürünü oraya koyabiliyorlar. O yüzden marketlerde keşif yapmak yani alacağımız şeyin şeklini çok iyi bilmiyorsak ve onlar da aslında değişebiliyor. Çünkü çok sık yeni yeni bir sürü şey ekleniyor. Bu riskli bir durum. Yani alacağımız şeyi alamamak anlamına gelebilir diye düşünüyorum hatta. Aynen ben de hani markette keşif çok iyi biliyorsan yani çok her gün gittiğim bir marketse belki ama hani
Onun dışında büyük marketlerde o bir de bilerek reyonları da değiştiriyorlar bazen arkadaşlar. Marketlerde sabit olmuyor. Yani reyon değişiyor derken hani o reyondaki şeylerin yerleri değişebiliyor. Yani böyle İnsanlar birimi alışkanlıkla istiyorlar. gidip alıp çıkmasın diye aramak zorunda kalsın ki etrafa baksınlar. Bu bir satış politikası olarak yapılan bir şey. Ya şimdi şöyle aynı paketin mesela çileklisini koyuyor oraya. Sen kahvelisini alıyorsun ama çilekliyi alıp gidiyorsun. Bunu evde anlıyorsun çilekli olduğunu. Ya kahveli değil miydi bu? Aynı yerden almışsın halbuki. Onun için yani birinin söylemesi şart değil. Üste okunması gereken şeyler var. Evet, o zaman ilk kaydımızı dinleyelim isterseniz arkadaşlar. Sonra konuşmaya devam ederiz. Sonra Elif'in de çok güzel bir kaydı var. Onu da dinleyelim. Hem de arada siz bu kayıtları dinlerken belki neler yaşadığınız veya nelerin yolunda gitmediğini daha iyi anlarsınız. Hazır mıyız? Dinleyelim mi Elif? Ya başlatayım mı? Başladı ama keşke aslında ben mesela bugün gerçi gerekiyordu ya, alışveriş yapmam. Keşke bir de mesela Rossmann gibi hiç aklıma gelmemişti. Doğru o mesela bunu hiç düşünmemiştim. Öyle bir kayıt da Tam yapsaymışız. bunlar hep şey ya yani burada olmasa da belki onları da sonra dünya seslerine koyarız o kayıtları falan. Hani hoş olabilir. Ya da Bakalım. birileri gider tesadüf yapar. Biz de çünkü planlı yapmıyoruz yani. Kapıdan Kapıdan. giriyoruz. Aynen. Yani Ne oraya giderken ben de çıkarsa şimdi bahtımıza oluyor yani. yani ters de gidebilir. Hani öyle kayıt yapacağım diye girmiyorsun adama zaten. Evet. Merhaba arkadaşlar. Duyuluyor değil mi arkadaşlar iPhone'un sesi? Yeni bir Evet. kayıttan Evet. merhaba. Şu an dün yapılan bizim eğitimlerimizde alışveriş konusunda insanların bazı tereddütleri olduğunu fark ettik. Bazı insanların tek başına market alışverişine gitmeye çekindiğini fark ettik. Bunun için ben şimdi küçük bir liste yaptım ve marketin önüne geldim. Şimdi önce marketin kapısında şimdi içeri gireceğim. İçeriden bir görevli bulacağım ve almak istediklerimi almaya çalışacağım. Öncelerde notlar uygulamasından bazı şeyleri listeledim. Şimdi yavaş yavaş marketin kapısına doğru ilerleyelim doğal bir şekilde. Artık sizle değil market yönetimiyle konuşuyor olacağım arkadaşlar. Burada kapıyı geçtim arkadaşlar. Kapı önümde açılacak sandım otomatik ama açılmadı. O yüzden geri dönüyorum şimdi. Giriş neresi? Şey alacağım ama. İsminiz neydi? Ayşe. Kart kaçmadı. Saat 18:44. Alacaklarım üzerine. Uygulama değiştirici. Sesli notlar. Notlar. Etki. Şimdi önce çay kısmına gidelim. Notlar. Çabucuk çay alacağım. Şöyle. Ben kolunuza gireyim mi? Neydi isim? Dur. Kim? Tamam. Ben arabayı tutayım hatta. Arabayı halilerde daha rahat olacak. Sözcükler, başlıklar, satırlar. İki tane 125 gram tomurcuk çay. Önce tomurcuk çay alacağım. Dur da anlamlar. 125 gram var ya tenekede böyle küçük. Tamam, bakalım varsa. İsim ne demiştin unuttum. Ayşe. Ya. Ayşe, pardon. Tamam, şurada 125 doluşum var. Doluş olur. Kaç lira fiyatı? Adam bundan. 7,25. Başka hangisi var? Başka tomurcuk yok zaten. Tamam, okey, iki tane bundan alalım. Çay kurumu var ama çok büyük oldu. Ha yok, böyle küçüğü iyidir. 1 kilogram tiryaki çay koy, yeşil mavi paket. Tiryaki çay istiyor Sevda, tiryaki. Yeşil mavi paket demiş, siyah. Çay kurun olabilir. Yeşil mavi paket de değil. 1 kilogram tiryaki çay koy, yeşil mavi paket. Çay kurun var mı tiryaki çay diye? Tiryaki var mı? Kırmızı paket var. Siyah mı peki? Yani siyah çay değil mi? Siyah çay, çay kur, tiryaki çay yazıyor ama kırmızı tamam. Paket. 1 kilo mu? 1 kiloluk. Bakayım onda şeklinde. Tamam. Okey, bunu da koyalım. Bir pamuk bu şeyi 500 mililitre. Şu şeylerin, şampuanların olduğu yere gidebilir tamam, miyiz? Geri dönelim o zaman. Hı-hı.
isteyeceğim falan? Bir şey, aslında için bir palmolive duş jeli istiyoruz. Tamam. 500 grammış o. Bir de Elidor'un kuru saç kremi varmış galiba. Ezme peynir, sıkma poğaça kap. 1 kilogram yeşil elma. 1 tane Elidor veya pardon 7-24 kuru saç kremi saçlar için. Onu diğer tarafta bakalım. Şimdi tamam. Duş jeline bir bakalım. Duş jeli aynı yerde değiller mi? Değil. Tamam o zaman tamam. Buradan da meyve tarafına gideceğiz eğer yakınsa. Hangisi? Meyve hemen bu ya tarafta. Ya da peynir tamam. Parmacık'ın hangisinden istiyorsunuz? Hangileri var? İncirli olanı var, avokadolu var, çilekli var, böğürtlenli var. Bir de ne var? Hindistan cevizi var. Çilekli bence. Bir şeklini de göreyim. Şu. 500. Ha, evet dur bir şey deviriyorum burada. Şuna. Şu bir şey düşüyor ama. Tamam. Evet bastım çarptı ya. Şimdi meyve hangisi? Elma ve portakal alacağım. Elma hangisinden? Sıkma. Ya elma şey bakayım ne? Bir tane Elidor veya bir kilogram yeşil elma. Yeşil elma. Yeşil. Hı-hı. Şu ekşi elmalar var. Evet evet. Seçelim. Seçelim evet iyi olur. Elma burada bak gel. Bakayım. Böyle. Bunlar mı? Evet. Ha çok büyük olmasın şu orta boyları iyi ya. Böyle orta boylardan. Bir kilo. Sıkma portakal. Sıkma portakal. Evet. Sıkma portakal. Ezme peynir tam yağlı. Bir kilo elma. 2 kilo sıkma portakal. Şöyle koyalım, tartırırız. Tamam, o çok önemli değil. Yani bir şey olabilir. 2 kilo değil mi portakal? Aynen, 2 kilo. 2 kilo sıkma portakal. Bir pamuk, bu şeyi 500, 1 kilo, 2 tane yüzü. İki tane, bir kilo bir pamuk ezme peynir tam yağlı. Sıkma portakal. Yok. Bir kilogram yeşil elma. Sıkma portakal. Bir tane Elidor veya pardon. Geçiyorum. Bir dakika. Bir kilogram yeşil elma. Sıkma portakal. Ezme peynir tam yağlı. Ezme peynir istiyor galiba. Ezme peynir evet tam yağlı. O açık mı var yoksa marka mı var? Açık da var. Yani. Gerçi marka alayım ya. Sütaşı falan var mı? Fiyatlı. Ezine de var, sütaş var. Hangisini izlerse ezine demiyor mu orada? Evet, ha ezine tamam. Doğru. Onların da şey oluyor ya hepsinin Ezine genel öyle bir marka da mı var? Var var. Ezine diye bir marka var. Şunu da tartalım bakalım ne kadar. Tamam. Hadi burada durun ben bunları bir tartayım. Olur. Ne kadar? Öyle bir 200 gram fark etmez oynarsam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi aldık market kasasında cahilliğimde ama ben görün. Ezine diye bir marka olduğunu ben bilmiyordum. O genel adı öyle sanıyordum. Demek ki varmış. Peynir mi kaldı? Peynir kaldı evet bir tek. Geri döneceğim. Peynir. Ha bir de şampuana bakacak şey kuru saç kremi. Kuru saç kremi daha doğrusu. Şey değil. Şampuan değil de saç kremi değil. Kuru saçlar için mi saç kremi Elidor'u? Yok kuru saç kremi de ayrı bir şey varmış galiba. Pantenin de olabilirmiş. Düz saçlar içinmiş. Ben bilmiyorum eşim söyledi valla onu. Bakalım. Kuru saç kremleri şeyleri bu tarafta. Ama ondan yok. Yok mu? Yok kuru saç şeylerinden yok. Ha tamam yoksa. Tamam o da. Peynir alalım. Peynir geri alalım. Şöyle gidelim. Şöyle böyle de. Ben anlamadım bunu. Tek tek. 1.25. Bu nasıl oluyor? Bunun fiyatı yok ki. Bu aynı şey. Tek tek. Evet. Şey, sıcak çikolatadan geçiyor. Aynen ha. Sıcak çikolata. Şöyle gidelim. Böyle sıcak çikolata var mı? Şey böyle poşette içecek. Evet bundan. Tek tek içim. Tek içimlik var. Ha tamam ondan da bir. Onu geri dönelim. Dönüşte alalım onu ama. Hazırsa da duymuşken. Ondan da alalım. Ne kadardı peynir? Ya kaçlık ne kadarlık var? Ne fiyatı? Ezine neydi? Yumuşak mı neydi? Tam yağlı. Sert istiyor.
istiyorum ya. Yumuşak olmasın. Yarısı mı olsun? Yarısı olsun. Tamam. Ben istiyorum. Yarısından biraz fazla da olabilir. Evet, başka müşteriye bakıyor bak. Kusura bakma. Ben yarım olmasa biraz fazla olur. Yani bunlar çok kalıp eden de yani istediğiniz kadar kesiyorlar. Bunlar paketlemişler böyle büyük tenekede. Evet şimdi böyle. Ezine evet. Tam yağlı istiyor beyefendi. Sert olacak. Sert. Evet. Evet. Ya açık değil de markaya kapalı yok mu ya? Küçük şeyler paketlerde. Onun kutu olarak var mı ezineli? Var mı büyükler üsttekiler? Son kullanım şeyi yazıyor mu? Bakalım. 9.25'i. Tamam. 2019. Tamam. Tamam. Tahsilleroğlu, Ezmek mi desin? Tahsilleroğlu. Tamam. Evet. Şöyle tutacak. Hadi. Bir. Hangi markanın var? Bakalım oraya gidelim. Şöyle tutacak. Şöyle tutacak. Şöyle Doktor Özker'im var. Ha evet tamam. Bakayım bir küçük. Bir bardaklık değil mi bunlar? Evet. Şöyle. Bardaklık mı bu? Evet. Aa, büyük bir şey pek. Bir porsiyon yazıyor. Hani bardağı iki tane falan. Neyse 10 tane. Kaç lira tanesi bunu? Fincan gösteriyor. Bu ne kadarmış? 5 gram zaten bu da. Bunların 1.25. Son, tamam. Bunların son kullanım tarihi var mı? Bakalım hemen bir dakika. Belki de yok. Tamam. 10 tane alayım bundan ya. Şu benziyor. Evet. 12. aya kadar. Ha. 1.25 bir tanesi. Tamam. 10 tane alayım. Evet. Tamam. Gidelim. Başka bir şey istiyor musun? Ekmek alacağım. O kasan da oradadır herhalde. Ekmek de burada. Normal ekmek değil mi? Evet evet. Bir tane mi? İki tane. Çavdar var mı? Doğru. Öyle şey yok. Sadece. Ha tamam. Dilimli olarak çavdar ekmek var. Dilimli var çavdar. Dilimli mi? Bakayım mı büyüklüğünü onu? Getireyim ben. Tamam. Sen bekle abi bekle. Şöyle. Okay. Aa, tamam bir tane bundan alayım yeter. Yeter mi? Normal ekmek vermiyorum. Yok yok vermeyeyim. O da daha iyi. O da 400 gramlık zaten. Tamam. Zaten iki ekmek gibi oluyor değil mi aşağı yukarı? Evet. Şöyle tamam. Da kafeye gidiyoruz. Kafeye gidiyoruz. Evet. Tane 125 gram tomurcuk çay, 1 kilogram teriyaki çakur gece mağabı paket, 1 tane duş jeli 500 mililitre, ezine peynir tam yap. 2 tane 125 gram tomurcuk çay. Ben bir tane daha getireyim. Tomurcuk çay mı? Yok bir tane aldım. 2 tane. Bak 2 tane 125 gram tomurcuk çay yazıyor. 2 tane almadık mı onlar? Yok bir tane koydum. Ha tamam doğru evet tamam. 1 kilogram teriyaki çakur gece, 1 parmağı duş jeli 500 mililitre, ezine peynir tam yağlı. Sıkma portakal. 1 kilogram yeşil elma. 1 tane elma. Başka ne var orada? Bir tane ben tamam. Elma. Bir kilo evet tiryaki çayı aldık. Duş jeli aldık. Ezine peynir, sıkma portakal. Bir tek kremi bulamadık. O da yok. Aynen. Tamam. 7.24'ler yok çünkü. Tamam. Tamam.
Poşetler ücretli ya, bunları poşete koyuyorum. Koyun ne yapalım yapacak? Nereye götüreceğim başka getirmedim. Bence burada durabiliriz. Yani ama çağısı olsa orada ödemeyi yapıyorum. Biraz daha bir iki dakika daha gidiyor ama orada görmeyin çok da bir şey yok. Öyle geri dönüyoruz arkadaşlar deyip ben sözü size bırakayım. Şimdi Engin Bey çok teşekkür ederiz. Hakikaten bu yaptığınız geçen haftaki hastane, bu haftaki market ses kayıtları yani çok değerli bizim için enstrümanlar. Ben öyle görüyorum. Öncelikle kendi adıma çok teşekkür ederim. Şimdi bir de bu daha önce de kayıttan önce de bazı arkadaşlar söylediler. Arkadaşlar markete gittiğinizde mesela eğer koridorları biraz biliyorsanız ondan sonra da ben öyle yapıyorum mesela. Sinka diye bir uygulama var. O uygulamada açarsanız krem şanti mi, işte pudra şekeri mi, buğday nişastası mı, bakliyat reyonuna gittiğinizde kırmızı mercimek mi, yeşil mercimek mi, kurabiye mi? Hani bunları çok net olarak size okuyor. O uygulamadan faydalanabilirsiniz marketlerde. Dolayısıyla hem aldığınız ürünün gramajını falan görürsünüz hem de ne aldığınızı kendiniz yapmak istiyorsanız alışverişi, kimseden yardım almak istemiyorsanız ya da minimum yardımla çıkmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi Engin Hoca'nın alışverişi güzeldi, dinledim, evet. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim, ihtiyaçları bu kadar artırmıyorum. Çünkü 3 ya da 4 poşet ya da daha fazlası olan alışverişlerde o poşetlere hakim olmak biraz zor. Özellikle bazı ambalajlar kesici madde gibi kenarları. Siz istediğiniz kadar hassas tutun, onlar kesmeye devam ediyor. O yüzden erteleyerek ya da ihtiyaçları bu kadar artmasına engel olarak sık sık alışveriş yaparak bu kadar artmasına engel oluyorum. Yani çeşit çok fazla arttıkça hem baston kullanmayı zorlaştırıyor hem de o poşetlere hakim olmak falan gerçekten zor. Ben bunu sağ gün de söyledim, Mürşide Hanım'ın dersinde de söyledim de bugün de yeri gelmişken söyledim, hani arkadaş değilmişken. Şimdi benim 3 tekerlekli, 4 tekerlekli alışveriş arabaları var, pazar arabaları. Benim bir arkadaşım katlanabilir olanından almıştı. Böyle katlı olarak duruyordu bir kenarda. Aslında öyle bir araba kullanırsa çok daha pratik olur. Yani mesela nedir? Hani eşyanızı arabanıza yüklerseniz, yaptığınız alışverişi, bütün ne var ne yoksa poşet de almanıza gerek kalmaz. Manav alışverişleri haricinde. Artık neyse arabaya yüklersiniz, alışveriş arabasına. Ben demiştim geçen hafta programda arkadan iteriz diye. Oraya katılan arkadaşlar dedi ki arabayı arkadan itmek yerine önden çekmek daha sağlıklı olur yani. Bir elimizde baston, arabayı da böyle arkamızda sürüklersek daha iyi olur dendi. Hani eğer öyle bir araba edinilebilirse poşet sıkıntısı ortadan kalkar çünkü gerçekten arkadaş haklı. Hele böyle bir kavun, karpuz gibi bir şey aldıysanız eve bildiğin işkence yani onu taşımak. Bir yandan bastonla, bir yandan ona hakim olmak. Böyle poşetle sonra çok zor. Ama bir pazar arabası edinilirse daha kolay olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar ama o kadar çok alışveriş yapıyorsanız marketlerin servisleri oluyor genellikle hani o kadar büyük şeylerde. Hani onları da kullanabilirsiniz. Marketin arabasını da ödünç alabiliyoruz kimlik karşılığında. Bunu daha önce yaptığım oluyordu. O şekilde taşımak da çok kolay, hem bir yere de aktarmanız gerekmiyor ve pazar arabasını sürekli yanınızda taşıyamıyorsunuz. İyi bir fikir yani, planlıysa gideceğimiz yer pazar arabası mantıklı, ama değilse de işten çıktım gittim bütün gün işte pazar arabasını taşıyamadıysak market arabasında kimlik karşılığı alabiliyoruz. Tabii sonra geri gitmesi, onu götürmesi falan biraz yorucu olabiliyor ama yani öbür türlüsünden daha kolay en azından. Carrefour'da Migros'ta ben 2 kere telefonla yani arayarak alışveriş yapmıştım. Orada bayağı da bir ürünün hani kampanyalısı var, şunlusu, bunlusu, kırmızısı, sarısı, mavisi neyse hepsini seçebiliyorsunuz, söylüyorsunuz.
hani belli bir ücretin üstünde almanız lazım. Mesela hani kaç liraydı? 50 lira mı? 70 lira mı? 100 lira. Yani yüksek alışverişlerde öyle yapıyor. 150-200 liralık alıyorsunuz ama onu ta ayağınıza evinize getiriyor. Tek tek de yani bende ikisinde de öyle oldu. Hem kartla hem kartla. Zeka pardon. Tabii o var yani. Uzaktan alışveriş başka bir konu ve yapılabiliyor. Bununla ilgili uygulamalar var, telefonlar vesaire. Ama burada biraz bizim hani bu eğitimin yeri hani dışarı çıkıp kendimiz gittiğimizde ne yapabilmek. Hani onu biraz, yoksa dediğin doğru tabii, o tür çok büyük alışverişleri öyle de yapıyoruz ama hani burada günlük zaman, yani günlük olarak yaptığın her zaman çok fazla da olmayabilir. Bu arada onların hepsi benim bir elime sığdı. Yani şey değil, çok aşırı ağır değildi, yani baston kullanmamı engelleyecek kadar çok değildi aldığım şeyler arkadaşlar. Böyle çok gibi görünüyor ama yani tartılamayacak kadar da başa çıkılamayacak kadar çok değildi. Hani onu da belirteyim bu arada. Bir de aslında ben konuyu bu hani nasıl daha kolay alışverişten öte onunla ilgili, yani hem iki gün önce yapıldı o kayıtlar dinlenebilir, hem daha önce yapıldı. Pek çok konuda market alışveriş konusunu yaptım Mürşide. Daha önce genel alışveriş konumuz olmuştu geçen sene. Onlara bakabilirsiniz ama yani mesela şu bence önemli bir şey, işte devirmekten endişe ediyorum, mendil bakarken bir hijyenik pede dokunuyorum, işte baktığım kutu prezervatif çıktı, işte ne bileyim şeyden, reyonlardan geçerken kolum çaptı, bir şey devrildi, böyle durumlarda ne hissediyoruz, bunlardan neden kaçınmak istememizin sebebi ne? O kaçınmak istememize neden olan hissiyat ne? Aslında birazcık ona odaklansak sanki bugünün konusuna daha çok yaklaşırız gibi geliyor bana. Aynen, evet arkadaşlar. Yoksa onu, o pratik şeyleri ayrı. Buradaki zaten hani kayıttaki derdimiz de oydu. Hani onları biraz konuşmak lazım. Mesela ben bir iki şey devirdim çünkü bastonum takıldı ona. Veya ilk girdiğimde kolunuza gireyim dedim kadına ama mantıksız bir şey yani. Aslında şey, araba sonra dedim, araba var daha rahat yani, bir kenarından ben tuttum, bir kenar daha rahat yürümüş oldum falan. Biraz evet, onları konuşmak lazım gerçekten. Evet, Elif Hanım dediği doğru. Yalnız onu gören kişi hani bizim elimize ne bileyim, hani ben de erkek olarak örnek vereyim. Elimize bir bayan işte pedi denmişti. Onun dışında sütyen gelebiliyor elinize. Kıyafet reyonlarında vesaire, ne bileyim, karma karışık sepetlerin içine doldurulmuş ürünlerde de olabiliyor. Onların şöyle düşünmesi gerekiyor. Sonuçta bizim gözümüz onların da eli, onların gözü olarak düşünürseler doğal sonuca yaklaşırlar. Yani yapabilecek bir şey yok. Onlar da gözüyle baktıklarında sonuçta hepsini görebiliyorlar, bakmış oluyorlar sonuçta. Biz de elimizle bakıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ama keşif güzeldir. Hani bakmak çünkü çağrışımlaştırır. Yani ben şunu da alacaktım. Ne bileyim, sabuna değince sıvı sabun da alacaktım veya şampuan da alacaktım. Hatıra getiriyor. Onun dışında birisine söylediğimizde sadece ihtiyaçlarımızı almış oluruz. Ama ben biraz market dolaşmak istiyorum, biraz kurcalamak istiyorum dediğimizde daha farklı bir şeyler bulabiliyoruz veya bu nedir diye görevliye gösterebileceğimiz bir ürün bulabiliriz vesaire. Hani bir şey almayacak olsak da etrafı şöyle araştırmak, bakmak güzel oluyor gerçekten. Evet, peki bunu yaparken hiç işte kastetmediğiniz bir şeye dokunduğunuzda kendinizi başka bir şekilde hissettiğiniz oluyor mu mesela size? Anladığım kadarıyla olmuyor gerçi ama. Evet, ilk Elif Hanım, ilk pedlere dokunduğumda çok kötü hissetmiştim kendimi. Etraftakiler gördüyse falan vesaire. Ama şimdi o kadar alıştım ki, çünkü ben o tuvalet kağıtlarını, ıslak mendilleri dolaşırken, ıslak mendilimi bulmaya çalışırken yarım yamalak, yarım elle, yarı işte az buz gördüğümüzde falan gözde yanıltıyor tabii. Şey, tam ters bir şey, ıslak mendil zannedebiliyorsunuz. Onu kavrayabiliyorsunuz. Artık alıştım gerçekten. Yani o pedlere dokunmuş olmaktan çok alıştım. Hiç normal geliyor. Yani çünkü mecburen reyonu dolaştığınızda o riski göze almış oluyorsunuz. Hatta
Benim başıma çok daha komik bir şey gelmişti. Ben kıyafet reyonunu ellerken, dolaşırken işte biraz görmenin de insanı yanıltmasından kaynaklanıyor. Ben kıyafet reyonunda kısa boylu bir bayan varmış. Ben elbiselere dokunurken bir askıdaki elbiseleri alıyorum, yerine koyuyorum. Bir anda kadının vücuduna tuttum. Sonra elimi geri çektim falan. O zaman çok daha kötü hissetmiştim kendimi ama reyonlarda artık ne bileyim ben çok fazla kurcaladığım için ürünleri artık alışıyorum yani yapacak bir şey yok gerçekten. Zaman zaman geliyor bu tür ürünler elimizde. Şimdi bu kişiye dokunma şeyini birkaç sefer yaşadım ben de. Sistem dışı hani ürünleri veya raftaki ürünleri veya kıyafetleri şeye bakarken yan tarafa yani böyle şey oluyor. Birkaç sefer oldu yani. Şey yüzümün kızardığını hissediyorum yani. Kötü oluyor. Yani keşke olmasaydı dediğim anlar oluyor onlar. Ne yapıyoruz öyle durumlarda? Gülüyoruz. Sadece özür dileme. Başka hani ters bir tepki almadım bugüne kadar ama tepki de Ben bir kere o abajurlar var. Onlara dokunacağım diye adamın kafasını tutmuşum. Saç olduğunu anlayınca çektim elini. Benim o sırada aksilik bastonumda şeye iliştirmiştim, arabaya iliştirmiştim. 2-3 metre ileride market arabası almıştım. Ona iliştirmiştim. Hemen özür dileyip arkama döndüm. Arabayı tuttum. Bastonu da elime aldım. O şekilde kurtarmaya çalıştım. Elimde de baston yoktu. Eğer elimde bastonu görseydi tabii gördüğü anda belki normal karşılayacaktı falan ama o sırada ne olduğunu çözümleyemeyecekti karşımdaki kişi de. O tür şeyler oluyor yani ister istemez. Buradan şunu anlıyorum. Yani ben kör olduğum için karşımdaki ona yanlışlıkla dokunduğumu anlayacaktır. Ya da bir şeye yanlışlıkla istemeden dokunduğumu zaten anlayacaktır. Bunu kanıtlamak gereğini duyuyorum dediğinizi anlıyorum. Doğru mudur? Evet, aynen. Aksel'de sapık durumuna düşebiliriz. Yani o daha kötü bir şey. Ve aslında bundan da şunu anlıyorum. Yani kör birinin size denk geldi üstünüzden geliyorum ama çok duymak Yok, istediğim şeyleri estağfurullah. söylüyorsunuz. Kusura bakmayın. Yok yok, estağfurullah. Kör tuttuğunu döver diyorsun yani Evet, kısaca. ben de Erkan Bey'di, değil mi? Evet, Erkan. Arkadaşlar, şey söyleyeceğim ama ya bu Erkan Bey'in söylediği rahatsızlık gerçekten hani tebrike şayan bir şey. Çünkü bunu hani bilerek yapan körler de var yani. Bu da bir gerçek. Ya ona girmeyelim abi. O başka bir konu. Yani Bilerek bizim yaptığınızda anımız kötü hissetmeyeceğinizdir. Biz şu anda utanma hissettiğimiz durumlardan bahsediyoruz. Bilerek yapmışsanız zaten kendini Zaten evet ödemeye o zaman hazır başka. olarak yapmışızdır. Ya şöyle yani bu noktada arkadaşlar sonuçta olabilir yani. Bu kaçınılmaz günlük yani otobüste falan da dokunmuyor musunuz yanlışlıkla? Marketin ondan bence bir farkı yok yani bir şekilde elimizi bir yerlere uzatmak zorundayız ve bu zaman zaman olabilir. Hani kontrolsüz olabilir. Bu bir yere çarpmak gibi bir eylem gibi gelir bana. Yani öyle bir şeylere dokunmuş muyumdur? Mutlaka dokunmuşuzdur ama hani ya şey tabii utanırsın da o an kendi suçlu hissetmek gerekmeyen bir şey. Yani ona düşünmek lazım herhalde. Dokunmayı sevmek gerekir bence. Yani evet yanlış yerlere dokunabilir. Dokunduğumuz şey canım elimize bulaşabilir. İşte canımızı yakacak bir şeye dokunabiliriz ama insan yolda ölü bir köpek gördü diye yola bakmaktan vazgeçiyorsa eğer bu bir sorun. Ama yani gören insanlar çok daha fazla rahatsız edici şeylere tanık oluyorlar büyük ihtimalle işte. Hani görmek istemeyeceği pek çok şeyi görüyor. Biz de dokunmak istemeyeceğimiz şeylere dokunma ihtimalimiz var. Dokunmak bizim yani dünyayı algılamak için kullanabileceğimiz en temel yöntemlerden bir tanesi. O yüzden dokunmayı sevmek önemli.
O yüzden Erkan Bey'in üstüne çok gittim. Hani güzel söylüyor. Tabii tabii. Bu merak treni bu. Şeyi anlamak adına falan hani hepimizde bir şekilde var. Telefon kılıfı bakıyorduk. Bir tane şey gördüm böyle. iPhone kılıfıydı. Arkasından çakmak yapmışlar. Şimdi çekiyorsun. Ne oluyor falan. Çakmak dediler bana ama pek anlayamadım. Nasıl yani şey yapamadım. Kurcalarken parmağımı yaktım. Şu anda telefon kılıflarına bakmaktan vazgeçtin mi? Ya yok ya. Ya iki daha olmadı ama. Bir daha ondan sonra ama yani yine bir şey gider bakarım ya. Bende de şöyle bir şey var. Mesela ben hiç tek başıma bir mağazaya girip ya da bir alışveriş merkezine ya da bir markete girip de kendi başıma reyonları dolaşayım, aradığım şeyi kendim bulayım olayına cesaret edemedim. Ben oraya girdiğim zaman benim orada düşündüğüm tek şey hani orada bir görevli gelsin. O görevlinin yardımıyla bir an önce alacağımı alayım. Hani oradan gideyim olayı var bende. Yani şimdi orada çünkü Türkiye'de gerçi insan her gün gittiği marketi ezberler ama yani reyon değişiyor, bir şey oluyor. Hani yerli yerinde kalmayabiliyor. Dolayısıyla yani ben de öyle yapıyorum yani. Şimdi şu önemli tabii. Ben de çok kendi başıma keşfetmediğimi fark ettim şimdi. Bu da gerçekten niye keşfetmeyi keşfedebiliriz aslında. Yani niye olamasın uğraşılabilir. Bu arada Hakan Bey'in dediği Seeing AI programı gibi bir şey gerçekten işinize de yarar yani. Hani en azından orada hangi ürün olduğunu. Biraz pratiklik sorunları yaşarsanız da olur yani bence. Ya şöyle bir sorun var orada da bu konuyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya ben ne zaman bir şeyi keşfetmek istesem alışveriş merkezinde falan. Bu sefer de yardım istemediğim halde geliyorlar. Abi ya bir durum ben kendim keşfedeyim. O bir de öyle bir durum var. Yani hele ki böyle marketlerde falan kesin ben şunu hep onu şunda da anladım. Mesela bir alışveriş merkezine gittim. Bir duruyorum bir kenardaki GPS'imi açacağım bakacağım hani telefonla falan gibi mesela deniyorsam. O zaman daha fazla insanlar geliyor çevreme. Niye mi gideceksin? Ne oldu? Vesaire gibilerinden. Hani normal yolumda yürürken kimse gelmiyor da öyle geliyor. Bu marketlerde de veya benzer yerlerde ya serbest keşif yapmak istediğinizde istemediğiniz halde yardım etmeye çalışırsa birileri o zaman ne yapıyorsunuz onu merak ettim. Ya zaten senin o duruşun ben yardım bekliyorum duruşun. Engin hocam o durumlarda öyle değerlendirilir. Onun için çok sıkıntı. Tam da ona mesela bir örnek verecektim. Evet o gibi durumlarda ben bakıyorum gibi geçiştirebiliyorum. Yardımcı olabilirim dediklerinde teşekkür ederim diyebiliyorum ama bunun için en güzel yer Carrefour'sa büyük Carrefour'salar var ya alışveriş merkezlerinin içindeki yerler. Orada 8 saatte dolaşsanız kimse kalkıp gelip de size ne yapıyorsun kardeş sen burada demez yani. Hiç orası o kadar büyük geniş bir yer ki resmen AVM market gibi bir yer. Bu konuda en rahat yer orası. İstediğiniz kadar kıyafet, her şeyin aklınıza elektronik ne varsa hepsini sıradan geçirebiliyorsunuz. Ama küçük marketlerde evet böyle bir durum var. Onlarda biraz bakacağım diyebiliyorum. İşte daha sonra istediğimi söylemek istiyorum vesaire. O şekilde geçiştirebiliyorum. Yani şimdi o biraz hani bizim bahsettiğimiz devirmeyle alakalı. Mesela şimdi biz hani görme engelli muhtemelen Engin abi mesela keşfe çıktığı zaman reyonlara muhtemelen dokunuyor. Çünkü dokunmadan keşfedemez. Hani görme engelli olduğu için. Dolayısıyla siz onlara böyle dokundukça böyle bir elinizde böyle beyaz baston gidiyor geliyor falan. Çünkü reyonlar arasında geziyor beyaz baston. Çünkü dar bir ortamsa insanlar otomatik olarak bu kesin bir şeyi devirecek. Hemen gideyim müdahale edeyim havasına girebiliyor. Özellikle küçük marketlerde. Tabii tabii reyonunu korumaya çalışan olabiliyor. Küçük ne kadar küçülürse market o şekilde yardımcı olmaya çalışan oluyor. Evet. Yani. Bir de aynı zamanda şöyle de bir kaygı var. Yani biz dokunduğumuz zaman bir şeyi al iyice incele biz çok fazla dokunuyoruz. Yani gören insanların bunu geçenlerde Gülcan'a sormuştum. Yani sen tesadüf eseri yani aklıma geldi. Sen birinin
sadece ellerine bakarak, bir işi yapışına bakarak kör olup olmadığını anlar mısın diye sorduğumda durdu, düşündü ve şey dedi. Yani galiba anlarım çünkü siz daha çok dokunuyorsunuz aldığınız bir şeye. Biz sadece alıp işlevsel, hani dokunabileceğimiz yere, dokunmamız gereken yere dokunup bırakıyoruz. Daha fazla dokunmuyoruz. Siz daha fazla dokunuyorsunuz dedi. Bu o yüzden insanlarda arıyormuş izlenimi yaratıyor. Aramış ve bulamamış. Şimdi hele de keşfe çıkmışsak zaten aslında bir tür arayış içinde oluyoruz. O yüzden ille de devirecek kaygısı olmayabilir o. Yani aradığımız şeyi bulamadığımız için bize yardım teklif ediyor olabilirler. Ben bunu çok marketlerde şimdiye kadar görevli bulamadığım için şey yaptığım oldu. Çünkü marketlerde tek başıma doğrusu şeyden çok rahatsızlık duyuyorum. O keşif beni, ya her şeyin aynı kutulanmış olması, açamamak bana şey, hani o erişilemezliği çok daha fazla hissettirdiği için tercih etmiyorum. Ama mesela daha iyi bildiğim işte küçük marketler var evin kenarında, sağında solunda. İşte görevli bulamadığımda bakmak zorunda kaldığım, aldığım zamanlar oldu. O yüzden mesela markette bir şeyler dolaşırken kimse gelip bakmadı. Ama bunu kıyafetçilerde çok yaşarız. Kıyafetçilerin de şeydir yani, herkese gidip sorarlar bakan adama, yani satmak derdiyle. Onlara da şunu yaparım genellikle. Şu anda bakıyorum, ihtiyaç yok ama lazım olduğunda size nasıl ulaşabilirim diye soruyorum. Çünkü evet, lazım olabiliyor yani. Bir şeyin bir şeyini okutmanız gerekebiliyor. Ne olduğunu sormanız gerekebiliyor. Aradığınız bir şeyi bulamadığınız olabiliyor. O yüzden yani o yöntemi de öğrendikten sonra bakıyorum diyorum. Size sonra çağırırım o zaman diyorum. Şimdi bir de orada aslında eğer hani devrilir döker diye düşünülmesinde de bence biraz haklılık payı var. Çünkü neden? Şimdi özellikle mesela benim alışveriş yaptığım market sadece şey satmıyor. Yani böyle harcı alem ürünler satmıyor. Köy ürünleri satıyor, ne bileyim lokum satıyor, pişmaniye satıyor. Böyle cam kavanozlarda bir takım peynir, yağ gibi ürünler satıyor. Dolayısıyla biz o markete keşfe çıktığımız zaman dikkatsiz bir görevli eğer onu uca doğru koyduysa, yani böyle elle dokunulduğu anda devrilecek bir yere koyduysa, o devrildiği takdirde biliyorsunuz onların barkod okumaları var. Yani hesabı bir noktada onlar veriyor market sahibine ya da işte üst yönetime. Çünkü Hayır. Şöyle bir şey. Bir kere sen kontrollü olarak markette gidiyorsan devirme riskin o kadar yok. Ya var tabi, herkes kadar devirebilirsin. Zaten devirirsen devirdiğini alırsın yani, o kadar büyük bir şey değil yani. Ama tabii ki böyle elimiz koy, yani onu ben keşfedeceğim şeklinde gidiyorsan, demin Elif de onu anlattı, o zaman devirmezsin. Çünkü çok daha dikkatli, nasıl dokunman gerektiğini, nereden şey yaptığını biraz daha dikkat edersin. Yani onu tabii ki, ya bu şey meselesi yani. O şeyi girmeyelim, adamlar haklı nasıl olsa değil yani, devredebilirsin, devirmeye edebilirsin. Herkes kadar vardır eğer dikkatli bir şekilde o işi yaparsan. Hani onun altını çizeyim, devam edelim sonra. Bir şey söyleyeyim. Bir de ben şunu eklemek istiyorum. Zincir marketlerde arkadaşlar, bunu çok net bildiğim için söylüyorum. Migros, Carrefour, A101, BİM vesaire ya da lokal ama zincir olmuş marketlerde Çağrı vesaire gibi. Bir şey devirdiğiniz, kırdığınız zaman yaptıkları anlaşmaya göre bunu direkt olarak üreticiye geri iade ediyorlar. Onun parasını ödemiyorlar. Dolayısıyla hani bu market çalışanlarından kesiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor gibi bir şey yok. Aynen meyve sebze reyonunda gidip marketlerde mandalinayı açıp yersiniz. Kimse size abartmadıysanız bir şey söylemez. Muzun tadına bakan insanlar vardır, kimse bir şey söylemez. Dolayısıyla aynen bu mantıktır. Orada devirdiğiniz, kırdığınız hiçbir şeyin parasını market çalışanlarından almazlar. Market kendi de ödemez, direkt üreticiye anlaşma gereği fatura edilir. Ki öyle bile olsa, yani biz ödeyecek bile olsak, arkadaşlar dokunmayı öğrenmek bir beceri. Yani buna çalışmak iyi olabilir. Nasıl ki
tanımadığımız bir insana gören insanlar gözünü dikip bakmamaları gerekirse, baktıklarında bunun bir bedeli varsa, nasıl ki işte ne bileyim bir yerde çok yüksek sesle, sessiz olunması gereken bir yerde çok yüksek sesle konuşmamız gerekmiyorsa, konuşmamamız gerekiyorsa, ince dokunmayı da öğrenmek ve ince dokunulacak yerde hoyratça dokunmamayı dokunmamak gerekir. Kütüphanede bağırmak gibi bir şey devrilebilir. İşte çok hassas şeylerin orada elimizi sağa sola rastgele çarpmak. Bu öğrenilebilen bir şey. Ve biz bu beceriden yoksunuz. Hatta aslında bu beceriye en çok sahip olması beklenecek grubuz. Çünkü en çok dokunan grupsak en ince de dokunmayı öğrenebilecek grubuz. Bu konudaki pratiğimiz çok fazla. Kendimize haksızlık etmeyelim bence. Ben bir şey, şunu düşünüyorum. Yani psikolojik olarak hani aman kırarım, aman bir şeye dokun şey olur. Bunu düşündüğümüz zaman sanki o kazayı yapma riskimiz artacak gibi geliyor bana. Psikolojik bir açıklaması oluyor. Aynen de öyle oluyor gerçekten. Sen onu o kadar hassas düşünürsen çarpma ve devirme ihtimalin oluyor. Yani bu mümkün. Yani tamamen darmadan rahat ol değil tabii. Yani tabii ki elimizden gelen dikkati göstereceğiz ama hani çok da şey değil arkadaşlar. Bu kadar Hakan Bey'in dediği gibi zaten markette adam onları oraya onlara öyle diziyorsa bu şey gibidir. Bir risk alıyor zaten o. Yani herkes devirebilir aynı zamanda. Yani bir tek biz mi devirip dokunup her şeyi kırıyoruz sizce? Yani o marketlerde hiç başkası kırmıyor mu? Hani onun gibi bir şey. Bu konuda bizim daha kendimize güvenip şey yapmamız önemli yani o yüzden. Elbette kırabiliriz ama yani çok da şimdi burayı devireceğim mantığıyla gidersek zaten çok zor bir şey yaparız. Buradaki nokta şu. Ya ben görmüyorum, devirirsem de bir şey demezler bana deyip de saldım çayıra mevlem kayıra. Yo, öyle de yapma. Tabii canım o da değil yani ama o sadece, noktasını bul. O da doğru değil yani. Onu yapmamak yani. Hani gerekli özeni gösterelim ama dediğim gibi çok da kasmamak gerekiyor galiba. Arkadaşlar ben en kötü market deneyimimizi biz Almanya'da yaşadık. Geçen sene Hamburg'a gittik. Ben, Adem abi ve Faruk dedik ki bir de marketlerine gidelim dedik yani ona. Onların ne bir Albin miydi neydi öyle bir marketleri var. Albin mi öyle bir adı var neyse. Aldi. Bizdeki Bimler o market zinciri için yani o zihniyetle kuruldu Aldi Almanya'da. Ona gittik. Faruk dedi ki çikolata alacağım abi ben bir kere alalım dedik. Gittik bir kere kimse gelmedi arkadaşlar. O kadar görevli diye. Yani Türkiye'de asla hiçbir markette öyle bir sorun yaşamadım ben. Yani biz defalarca gittiğimde. Hiç kimse gelmedi. Zar zor kasaya söylüyoruz. Kimse ilgilenmedi. Tabii biz de orayı da bilmiyorsun. Biraz da dil de tabii ne kadar olsa da İngilizce falan anlaşıyoruz ama en sonunda biri geldi. O da Faruk abi ilk şey adam ama benim görevim değil. Bir daha gelirsen yapmam falan tarzında şeyler deyince biz de sinirlenip çıktık yani marketten. Gerçekten Türkiye'de asla yaşamazsınız yani öyle bir ihtimali. Ben o yüzden bu benzer bir eğitimi orada yapmak isterdim. Acaba orada ne yapıyorsunuz abi körler yani bir alışveriş falan yapacağınız zaman. Ya da orada herkes uzaktan mı yapıyor? Hakikaten merak etmiştim yani. Sinir bozucuydu. Yani oradaki o yardımsızlık ve kimsenin sana yani tamam biz bazen aşırı yardımdan rahatsız oluyoruz ama bazen de ya o kadar da vurdum duymaz olunması bir de gelip orada şey yapıp işte benim görevim değil sen niye şey yaptın hani helalde herkes randevuyla falan mı geliyor son derece rahatsız edici ve şeydi benim için çok hayal kırıklığı yaratıcı bir durumdu onu da belirtmiş olayım. Evet Avrupa'da öyle şeyler olabiliyor yani mesela hani bir havaalanına gittiğiniz zaman ya da bir yere gittiğiniz zaman ya pek hani insanlar duyarsız. Hani orada tabi herkes için söylemiyorum. Duyarlı olanlar da vardır ama yani herkes kendi işinde gücünde. Mesela adam New York'ta şeydi kaldırımda düşmüş. İşte bir şey olmuş yani hastalanmış falan. Yani saatlerce demeyeyim mi dakikalarca orada beklemiş. Ancak bir rahip gelip yardım etmiş yani. Oralar biraz öyle. Hani Amerika'ya ya da oraları gidip görenler. Özellikle oraların böyle metropol döneminde şehirlerinde maalesef vaziyet biraz öyle. Ya biraz karışmak istemiyorlar tabii onun da etkisi.
Tabii biz de oranın ortamını bilmeye nasıl yardım isteyeceğimiz ama havaalanlarında da evet yani birini bulmaya çalışmak falan hani oralarda erişilebilir değil ki yani körün kendi başına yapabileceği bir ortam orada da yok yoksa yani baktığında ama çok merak etmiştim oradaki körler gittiklerinde bu işleri nasıl yapıyorlar acaba diye hala merak ediyorum açıkçası. Aslında Almanya'dan Berlin'de falan çok böyle Almancı Türkler var mesela görmeyen falan. Ben birkaç kişiyi tanıdım bu odalarda falan. Yalnız da yaşıyor veya evli veya tek kişi. Onlara sormak lazım. Şimdi sadece orada belli bir bölgeyle de sınırlamamak lazım. Şimdi orada kültür biraz farklı. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar maalesef bizde olmayan. Belediyeler orada haftada bir yarım günlük körlere yardımcı veriyorlar arabayla beraber. Ve kör yardımcıyla beraber gidip alışverişini yapabiliyor. Sinemaya gitmek istiyorsa sinemaya gidiyor. Hani hastanede randevusu varsa onunla yapıyor. Haftalık böyle bir kere şeyleri var. Hakları var. İkincisi işte evinde rehber köpek besliyorsa tamamıyla belediye karşılıyor. Ve ekstra da bir bütçe veriyor. Ondan sonra bir de Aldi, Almanya'daki Aldi discount market denilen zincirlerden. Bunlarda sadece kasiyer olarak insanlar görev yapıyorlar. Bir de gün içinde gelip depoya gelen ürünleri rafa koyan insanlar var. Yani orada reyon sorumlusu diyeceğimiz tipte insanlar yok. O yüzden hani bir de onlar Hans mantığıyla çalıştıkları için hani benim görevim değil demiştir. Çünkü hani orada öyle bir yardım alınacak bir market türü değil Aldi'ler. Onun da etkisi var. Engin Bey'in burada karşılaştığı sorun hakikaten işte hani Doğu Batı kültürünün biraz sıkıntılı karşılaştırması gibi. Ama hani oradaki markete özel. Yani evet o zincire özel. Yani Aldi zincirine özel bir durum o. Ondan sonra çünkü düşük maliyet ve ucuz fiyatla satan noktalardandır Aldi. O yüzden de hani belediyelerin burada hakikaten Türkiye'de maalesef tabii hani bizlere verdiği destekler yurt dışıyla karşılaştırıldığında karşılaştırılmayacak kadar geride henüz. Şimdi şeye sorulabilir aslında. Hani biliyorsunuz Engels Yarışım'ın iki üyesi hani Elif Evren Öksüz, Deniz Aydemir Döke. Onlar Amerika'da yaşıyorlar bildiğiniz gibi. Hatta işte bebekleri falan var orada. Hani bir hayat kurdular falan. Aslında onlara sorulabilir. Yani nasıl bir şey yaptıklar, nasıl bir hayat yaşadıkları ya da alışverişte şurada burada ne gibi zorluklarla ya da kolaylıkla karşılaştıkları sorulabilir aslında. Yok burada olabilir benim anlatmaya çalıştığım yurt dışı yurt içi kıyaslaması değil. Yani şey değil yani her şey böyle aşırı yardımdan biz bazen çok şikayet ediyoruz. Yani bazen hani tersi durumda. O kadar mutlu etmeyebileceği zamanlar oluyor. Yani onu anlatmaya çalıştım aslında. Böyle şeyler de oluyor. Aha al işte. İstemiyordun al. Hiç karışmıyoruz diyorlar. Ya gerçi orada olsak mutlaka ona da refleksif şeyler geliştirirdik herhalde. Daha çok keşfederdik. Ya da sonradan aklıma geldi. Keşke Be My Eyes'ı açsaydık dedim. Ya Faruk Be My Eyes'ı oradan bulurduk dedim. Yani biriyle dolaşırdık marketi. Önce biraz birinden sonra birinden hallederdik gibi. Veya müşterilerden ya aslında çok şunu yapardık. Müşterilerden yardım isteyebilirdik aslında. Mesela orada ben sonradan düşündüm hani onu tüketik ettim. Biz hani Türkiye'de bu tür şeylerde şey refleksimiz var. Mutlaka bir görevli bulmaya çalışırım ben genelde. Adamın da işi var yani orada. O da bir alışveriş yapıyor falan. Ama orada belki bunun yerine ya şu en azından şu reyon nerede bir yere kadar birinden bir yere kadar birinden yaparak da yapılabilirmiş. Yani eğer orada yaşıyor olsaydık ona da uygun bir mutlaka tedbir geliştirilirdi. Ama hani ilk kez gidiyorsun ve ona karşılaşınca o an o başa çıkma mekanizmasını çalıştıramadık yani kendi adıma öyle düşünüyorum. Bu arada şeyi sorabilir miyim? Bilen var mı? Mesela Engin Bey belki siz biliyorsunuzdur. Şimdi siz söyleyince hakikaten aklıma geldi. Almanya'da Be My Eyes'ı kullanırsak Almanca konuşan mı karşımıza çıkacak yoksa İngilizce konuşan mı gelecek acaba?
Yok abi, biz ne seçmişsek o gelecektir. Türkçe hangi dili seçtiysen nerede yaşadığına göre bakmaz o. O coğrafi şeyi saat için kullanıyor. Bulunduğun konumun önemi yok yani. Sonuçta senin seçimin önemli. Aynen aynen. Ha, Elif bir şey diyecekti. Süpermiş. Süpermiş. Yok, ben de aynı senin söylediğini söyledim. Yani o bizim ne seçtiysek o gelecektir dedim. O zaman anladığım kadarıyla yani konumuz marketlerde yardım almaktan çok, bu kez insanların davranışlarından çok, bizim insanların ne düşüneceğine yönelik algımızla ilgili sorunlar yaşadığımızı düşünüyorum. Yani erişilemezlikten de çok aslında, biz mesela bunu o yüzden koymuştuk buraya bu konuyu, ama buradan çıkan sonuç biraz daha farklı oldu. Bunu hesaba katmamıştık ve nedense akılda etmemiştik. Yani bir şeylere devirmek, kastetmediğimiz şeylere dokunmak, zaten bulamayacak olmak gibi kaygılar taşıdığımızı fark ettik. Aslında Elif, senin de kaydını dinletsen orada, çünkü bir görevli geliyor sonra başka biri geliyor falan, hani biraz daha karmaşık ama yine de alışverişini yapıyorsun. Aslında o da güzel bir kayıt, daha kısa. Dinlesek o da güzel olabilir sanki bu noktada. Aslında Hakan hocamın bahsettiği market tipi bizde de yani benim gözümde A101'le BİM canlandı ama bilmiyorum. Evet evet, BİM direkt olarak Aldi mantığıyla kuruldu zaten. Yani BİM'i kuran Aldi'nin genel müdürüdür Türkiye'de. Dieter Bey vardır, o kurdu. Aldi'nin bizzat genel müdürü gelip kurmuştur BİM'i. Ama BİM'de öyle yapmıyorlar abi ya. BİM'de yine abi biraz bekler misin falan diyor en kötü. Tabii tabii. Yani, canım Türkiye mantığı sonuçta yani. Biraz tabii. Durabilir misin diyor. Yani öyle durumlar oluyor. Ya kasada kimse yok diyor. Sen de zaten öyle bir markete gidiyorsan BİM'e, bunu göze alarak gitmelisin. Yani BİM'de ya bunu her an bulamayabilirim, ama orada da elinden geldiği ve fırsatını bulduğunda oluyor. Veya orada belki biraz daha müşterilerle de ilişki kurarak bunu yapıyorsun yani bence. Doğru. Doğru. Tabii orada işte bulunduğu coğrafyaya adaptasyon da önemli hani şirketin. Ama mantık olarak, çalışma mantığı olarak, depolama, stoklama, eleman çalıştırma mantığı olarak %100 Aldi mantığıdır. Gündüz bunu niye sormuştun? Yani sadece meraktan mı, yoksa üstüne bir şey ekleyeceğin için mi? Yok, hayır, tamamen meraktan. Yani demek ki bizim insanımızdanmış diye bir sonuç çıkarabiliriz yani. Aynı şekilde işliyor. Ama bizde yine o marketlerde de birileri gelip hemen yardımcı oluyor. Sonucu mu çıkarırız? Evet. Vallahi esasında yurt dışında bir süre kaldıktan ve geldikten sonra arkadaşlar, bence hakikaten hani eleştiriyoruz falan ama inanın orada da bireysellik çok 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 ön planda. Yani o kadar bireysellik de ne kadar doğru. Hani ben kendi adıma, hani diyorlar ya, yani gelip toprağını öpmüyorsun belki ama hakikaten değerler farklı yani. Abi biz Frankfurt'ta neredeyse tren istasyonunda Adem abiler şeye düşüyordu ya. Trene düşüyordu yani. Hani o doğru, derece. Doğru. Şey için değil yani, ben bu konuda genelde hani biz iyiyiz öbür kötü şeyi asla yapmam, ama hani bu kadar da şey yapmayalım, hani onu anlatmaya çalışıyorum. Hele çok o şey, Almanya iğrenç yani. Hiç sevmedim ben, ama Avusturya'yı falan daha başarılı bulmuştum. Böyle Frankfurt'ta falan çok şeydi yani oralar. Neyse, konumuz bu değil ya, sen Elif dinlet. Arkadaşlar bir de işin şu boyutu var. Market dedik ama hiç şeye girmedik. Elektronik mağazasına girmedik. Kıyafet mağazasına girdik. İşte diğer mağazaya girdik. Mesela elektronik mağazasında şöyle bir şey oluyor. Gerçi ürünlerin demo sürümleri çoğu elektronik mağazasında masaların üzerinde bulunuyor. Hatta mesela ben iPhone'da VoiceOver'ı aç dediğim zaman, yani mesela bir iPhone modeli test edeceksem VoiceOver'ı aç dediğim zaman açıyor. Hatta bazen ben Siri'ye diyorum VoiceOver'ı aç, işte inceliyoruz. Ama her üründe, yani her böyle şeyde, elektronik üründe bu imkan olmayabiliyor. Yani biz bir elektronik ürün alacaksak, nedir, bilgisayardır, nedir işte telefondur ya da başka bir ev aletidir ya da bilgisayar aletidir, parçasıdır. Dolayısıyla orada şey ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Hani alacağımız ürünün hani markasını ve modelini bilerek
Yani direkt görevliye gidip oradaki zaten orada gittiğiniz zaman ismi neydi onun? Bir mark vardı. Media Mark vardı. Media Mark. Media Mark'ta ya da çeşitli Teknosa gibi yerlerde görevliler oluyor teknoloji mağazasında. Orada mesela şu marka, şu işte model, ne bileyim ses kartı istiyorum ya da falanca marka işte mutfak robotu istiyorum demek de dememiz gerekiyor yani inceleyerek gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o esnada her ürünü elle inceleme şansımız olmayabiliyor. Evet, şimdi Elif'in kaydını dinleyelim, sonra biraz elektronik kısmını konuşalım. Tamam. Ben bir market kaydı yapayım istedim. İş yerinden. Geliyor. Duyabiliyorsunuz değil mi? Şimdi çıktım markete. Biraz daha yaklaşırsan iyi olur bizlere. Yapıyoruz diye. Ona da bir deneyim olsun dedim ama. Söyle daha mı yakın oldu? Ha, şimdi çok güzel. Daha iyi Elif, evet. Daha iyi. Şu anda nasıl hızlı geçebilirim bilemedim ama. Gelmek üzereyim. Tamam tamam sen şey yapma zaten 8 dakikalık bir kayıt soruyor. Bu arada az önce geçtiğim yerde... Elif kibar kibar kullanıyor bastarı. Benim bir taktuk vurmuyor. Çamura laps diye girmiş olduk. Markete geldik arkadaşlar. Kolay gelsin. Of, şunu kapatalım. Şunu bırakabileceğim yer var mı ya? Ya da ben tamam bunu bileğime asarım da. Bir görevli bana eşlik edebilir mi? Tamam. Birkaç şey alacağız. Bir su alacağız. Hangisi? Suların olduğu yere gidebilir miyiz? Ben sizi tutayım. 75'lik cam şişe su arıyorum. 75'lik cam şişe. Evet. Pınar'ın mı var? Bakabilir miyim şişesine? Aa, bu güzelmiş de şişesi. Tamam, bunu alalım. Başka ıslak mendil ve havlu kağıt alacağız. Bir de filtre kahve alacağız. O şu tarafta galiba ama onu en sonuna koyacağız. Islak mendil? Evet. Büyük bir ısın var. Üçlü geliyorum. Paketleri vardı bir ara. Hala var mı? Migros'un olabilir. Şöyle üçlü. Bu ne kadar oldu? 13'ünmüş. 13'ünmüş. Tamam. İki kahve biraz kaldı. Evet. Sizi bekletiyorum. Dışarıda. Geliyorum. Aha, 10.50 ondan veririm. Tamam mı? Kaçlısı? 6'lı. Bir tamam. Dakika bekleyin. Tamam. Ben geldim. Merhaba, görevli misiniz? Hı hı. Ne tarafa bakacağız? Havlu kağıt alacağız. Bir de kahve, filtre kahve alacağız. Havlu kağıt arkaya dönmemiz lazım. Tamam. Kaçlı havlu kağıt lazım? 6'lı. Şimdi bakalım. Neyin olduğunu bakarsan. Tamam.
kahve. Bir de filtre kahve alacağız. Evet. Bu mesela beni bıraktı, ilki birlikte yürüyorduk. Bunun arkasından gidiyorum şu anda. Bu arada ilk kişi görevli miydi, müşteri miydi Elif? Ben orayı anlamadım. İlk kişi de görevliydik. O kasada tekti, sonra bu herhalde şeyden geldi. Aradan geldi gibi sanki. Ha, anladım. O kasayı mı bıraktı sana yardım etmek için ilki? Öbürü kasayı bıraktı ama kimse de yoktu. Biri gelince sonra bu da aradan mı döndü? Dışarıdan geldi sanki. Bakabilir miyim ne kadar? 250 gram. Üzerinde bir şey yazıyor mu? Bir ülkenin adı falan gibi. Vesaire. Hamburg, Almanya. Yapım yeri. Tamam, bunu alalım. Manikarta indirimini ben de onu çıkarmak için çok tamam. Manikartımızı burada. Biraz dışarıda ben söyleyeyim hadi. Ha, bir de şey alırsak. Havlu kağıt alırsak. Hemen onu da alalım. Dur, tamam. Manikarta olmadığında ne kadar bu? Tamam mı burada? 19.19. O da iyiymiş. Buraya koydum. Bundan sonrasını dinlememize gerek var mı bilmiyorum. Ödeme yapacağız yani. Aynen. Bence aynen, gerek aynen, yok. Evet. Yani sonrası böyle. Bu, evet, bu da bir şey de oldu. Kolay oldu yani. Keşke evet Rossmann gibi iş yerinin yakında bir Rossmann var. Ondan alsaydım. Keşke böyle bir şey yapsaymışım. Ama oyun gelemedim. Yok ama bu da BİM gibi bir market anladığım kadarıyla. Az kişi var ama yine de işini halletmiş oldun. Kasadaki geldi, öbür sonra biri geldi vesaire. Tabii tabii. Burada bazen çok bekliyorum. Öğle arasında falan gittiğimde daha çok insan oluyor. Yani şey, müşteri oluyor. Ve bazen işte 3-5 dakika kasada beklediğim oluyor. Ama yani onu hesaba katarak gidiyorum. Zaten hedefe yönelik gidiyorum. Yani işte iş yerinden keşfe çıkmıyorum. Keşfe ben daha çok mesela şeyde çıkıyorum. Gratis Rossmann gibi yerlerde, kişisel bakım marketlerde çıkıyorum. Çok işe yaramıyor ama yine de çıkıyorum yani. Çünkü onların da şeyleri çok birbirine benziyor ve hangisinin ne olduğunu merak ettiğimde sormam gerekiyor. Ama orada yine de çıkmayı seviyorum, dokunmayı seviyorum. Gratis Rossmann ne o? Ben bilmiyorum. Bunlar ya hem kozmetik, hem temizlik, hem de işte ufak tefek yiyecek içecek ürünlerinin, aynı zamanda da işte ne bileyim bazılarının şeyleri falan da var. Rossmann'ın mesela işte ev ürünleri olan, küçük ev ürünleri olan, işte saç kurutma makinesi de olabiliyor orada. Kamp malzemeleri de oluyor. Öyle bölümleri olan. Yani ayrı bir market. Bir market zinciri. Evet. Yani buradan gidip pirinç alamazsınız. Orada daha çok işte ya en çok kozmetik, yani işte vücut ürünleri, şampuan, işte duş jeli vesaire gibi ve makyaj malzemeleri ve temizleyicileri ve işte ne bileyim mendiller, hijyenik pedler vesaireler gibi kişisel bakım ürünleri, hem de temizlik ürünlerinin olduğu cins marketler bunlar. Şimdi yine gittiğimizde belki faydası olur diye bir bilgi paylaşmak isterim. Kip Express ya da Migros Express gibi mağazalarda BİM'in bu sefer taklidi mağazalar. Ama orada da yine çalışma şekli az adam, işte bir kasiyer bir ortada. Mesela orada 3'ten fazla, en fazla hani öğle saatlerinde falan ya da akşam saatlerinde gitseniz 3'ten fazla kişi bulmanız çok zordur. O da ikisi kasada, birisi ortada mal yerleştirecekse. Dolayısıyla hani Kipa Express, Migros Express, BİM, işte A101 gibi noktalara gittiğimizde hani beklemeyi göze almamız ve hakikaten oradaki eleman sayısının minimum olduğunu bilerek girmemiz gerekiyor. Ondan sonra onun haricinde Elif, sana da çok teşekkür ederiz. Çok değerli bir kayıt olmuş. Bir de ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani marketlere gittiğimizde, hele de bununla ilgili bir görevlileri yoksa, özellikle de en boşta ya da en zaman ayırabilir kişi bize yardım ediyor. O kişi de genellikle şey oluyor yani küçük marketlerde, işte raf düzenlemekle görevli kişi oluyor. Ve yani o kişinin de kültürel, zihinsel
veya alışveriş alışkanlıkları bizimkiyle aynı olmayabiliyor. Yani bazen ne kastettiğimizi anlatamayabiliyoruz. Ama bu da o kişinin bir farklılığı yüzünden oluyor, nedeniyle oluyor. Yani nasıl ki biri bize kırmızının kırmızı olduğunu söyletemeyebilecekse ya da işte o paketin üstünde yazanı, Latin yazanı gözümüzle okutamayacaksa biz de kastettiğimiz şey karşındakinin anlamayabileceği durumlar olabiliyor. Bunu hesaba katmak iyi olur. Yani karşımızdakinin de şeyini bilmek, yani bazı şu hataya düştüğümüz oluyor. Yani görmenin her şeyi anlamaya yettiğini düşündüğümüz oluyor. Ama işte ne bileyim, kültürel olarak hiç atıyorum bir şeyin, ürünün içeriğine bakmadan alan, tüketen birine işte bunun içinde paraben var mı diye sorduğunuzda, gerçi parabenli ürün aldığınız yerlerde belki marketten şampuan alıyorsunuzdur da, parabenin ne olduğunu bilmeyip onu okuyamaya da biliyor. Çünkü öyle bir kelime hayatında yok. O yüzden hani bunun da bizde stres yaratmamasını hatırlamak iyi olabilir. Yani bu da karşımızdakinin bir farklılığı, bizden farklı oluşuyla ilgili olabiliyor. Ya orada Engin Bey'in gittiği gibi mesela listede çok net nokta atışı, yani mesela Pantene ya da işte Elidor kuru saçlar için krem. Yani o kadar net ki ezine peynir. Yani bu tip yerlere gittiğimizde hakikaten hedefi kitlememiz lazım arkadaşlar. Yani kitlersek biz faydalı çıkarız. Aksi takdirde geniş bir alan bıraktığınız zaman karşınızdakini, Elif Hanım'ın söylediği gibi ister istemez adamın eline düşmüş olacaksınız. Halbuki markasıyla, gramajıyla, şeyiyle, yani işte Palmolive duş jeli 500 mililitre. Orada Engin Bey bir tek çeşitlerini sordu. Oradan şey yaptı. Yani hakikaten nokta atışı yaparak gitmek lazım. Bu çok değerli bu tip yerlerde. Bu konuda bir de marketini daha çok ben mesela hani tuttum aslında. Yani hem Bim'in süpermarket ama kişi sayısı çok çok fazla. Mesela her reyonda bir kişi mevcut. Ve de ürün çeşidi bakımından çok çok yüksek. Hani fazla. Ne Bim'e benziyor, ne A101'e benziyor. Ve dediğim gibi oradaki kişi sayısı da çok fazla. Hani benim görebildiğim buradaki şeyde 10'dan fazladır. Yani tabii ondan fazladır yani kişi sayısı. Ve çok rahat oluyor. Mesela hani hangi reyona giderseniz gidin, o reyonun görevlisi çok farklı ve aktif çalışıyorlar. Hani her türlü yardımcı bulabilirsiniz. Ekstradan bir yardımcı bulabilme ihtimaliniz var. Dediğim gibi her türlü markayı da bulabilme ihtimaliniz var. Duş yerinden tutun bilmem nesine kadar. Hani bu konuda ben daha çok burada, mesela ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Burada daha çok file market zincirini daha çok tercih ediyorum. Bime ya da A101'e veya diğer marketlere göre. En azından bu sıkıntıları, yani reyon bulma konusunda veya ürün bulma konusunda daha aktiviteli oluyor. Hani her reyonda bir görevlinin olması bizi, olayımızı daha da kolaylaştırdığını düşünüyorum. Bu arada ben biraz şu elektronik market meselesine de girelim arkadaşlar. Gerçekten bu da ayrı bir konu. Ve oyuncak. Evet. Aynı şey yaşadığımız. Aynı şey. Benim gördüğüm kadarıyla, yani bu vatana gittiğim oldu. İşte Media Markt'ta işte veya bir yerlere, özellikle alışveriş merkezlerindeki gittiğim yerlerdeki, hani ben gerçekten Habil'in dediği orada çok doğru, bilmiyorsan sen ne alacaksın, adam hiçbir şey bilmiyor. Yani o kadar, yani kimi çalıştırıyorlar orada, öylesine mi koyuyorlar oradaki elemanları, yani biraz ürününün karşısında bilgi sahibi, fikir sahibi ol. Yani genelde böyle çoğu çok az şey bilen insanlar, o çok sinir abiyle çıktığım olmuştu bir iki kere aradığımda. Hep böyle daha küçük, işte Yazıcıoğlu gibi Kadıköy'de falan yerlerden bir şey bulmak hep daha cazip gelmişti. O yüzden buralara gidiyorsanız ne yapıyorsunuz onu merak ettim. O hedefi belirlemek, nokta atışı biraz daha önemli. Yani alacağını bilerek gitmek oralarda.
Bu tür yerlerde nasıl deneyimler yaşıyorsunuz? Arkadaşlar konuşma toplantı çok güzeldi. Ben ayrılmam gerektiği için ayrılıyorum. Yine bekleriz. Teşekkürler. Evet, eyvallah hocam. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben burada Butik marketlere cumartesi pazar gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü cumartesi pazar elektronik marketlerde bir, indirimlerin çok olduğu, ikincisi ve benim için en önemlisi firma elemanlarının olduğu günler oluyor. Yani çünkü marketin kendi elemanı aynı şekilde çok fazla ürün olduğu için market işte eskiden Bimex vardı, MediaMarkt ya da şey Teknosa bu eğitimi veremiyor. Hakikaten bilmiyorlar. Hatta sizin kadar bile bilgiye sahip olmuyorlar. Ondan sonra o yüzden biraz detaylı bilgi almak istiyorsan bir büyük bir AVM'deki bu tip bir market zincirini tercih etmeye çalışıyorum. Ondan sonra ikincisi cumartesi pazar gidip gitmeden önce de şöyle bir onların hani hafta sonu dergilerine, indirim dergilerine bakıp gerçekten almak istediğim şey orada mı diye gözledikten ve takip ettikten sonra firma elemanını soruyorum. Firma elemanı varsa hakikaten onlar özellikle indirimde olan ürünlere çok da hakim, size çok daha farklı detaylı bilgi verebilir arkadaşlar oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece ben görme engellilerin değil. Mesela ben bir gün bir ses kartı almıştım. O bozuk çıktı, değiştirdim falan. O da bozuk çıktı. Bir sürü şey oldu ama sonra gittim vatandan almıştım. Sonra gittim bir tane burada Konya Sokak var Ankara'da. Bu tür şeyler satıldı. Rastgele bir yerden aldım. Bilgisayardan aldım bir dükkandan. Orada elleme imkanım da oldu alacağım cihazı. Vatanda elleyemiyordum. Kutusunun içinde veriyordu. Öyle küçük dükkanlarda gösteri de biliyorlar. O avantajı da var. Hani eğer tanıdığınız, bildiğiniz bir küçük dükkan sahibi varsa oraya gitmenizi tavsiye ederim. Parantez. Oraya bir adam geldi. Dediği şu. Bana bir televizyon sattınız. Yalnız televizyonun uydusuz çalışmadığını söylemediniz. Annemin evinde uydu yok, bunu değiştirin diye getireni biliyorum. Yani adam televizyonu uydulu diye alıyor vatan bilgisayardan. Ama adama oradaki görevli televizyonun çalışması için ayrıca bir uydu alması gerektiğini söylemiyor mesela. Bu sadece görme engellilerin başına gelmiyor. Görenler de bu sıkıntıyı yaşıyor. Bu sıkıntılar tabii yaşanır. Yani kullanıcı veya satıcı hatası her zaman olur ama aslında bunu bizim açımızdan konu yapan şey yani o kutunun içinde ne olduğunu bilememek. Yani ben mesela işte amcam girdi bir televizyon görmüştüm çok hoşuma gitmişti ama bunun o televizyon olup olmadığını adını da bilmiyorum adını sanını Samsung olduğunu öğrendim. Bu o mu dokunamıyorum. Bence konu biraz da bu aslında. Yani onun uydulu olup olmadığını öğrenmek evet yani bu bir mağazanın işte şeyle ilgili hani bir hata evet ve bu herkesin başına gelebilir. Ama kutulu olan şeylerin içinde ne var buna erişememek ve bu konuda bilgi alamamak körlükle ilgili bir konu. Yani çünkü onun neye benzediği o kutunun üzerinde resmi var. Bu o yüzden körlükle ilgili bir yani bizim dokunamamamızı sorun yapan şey bu. Bir de şöyle bir şey daha var. Mesela buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi işte aletler aldım. Mantıklısı şu, hani ürünü kendi teslim ediyor ya firma, teslim etmesi ve çalışır halde bize teslim edilmesi. İşte buzdolabı atıyorum, yani motoru bozuk olabilir, şey çalışmıyor olabilir, elektriğini yanlış bağlanmış olabilir. Bu tip bütün sorumluluğu firma yetkilisine, daha çok yetkili servisine bırakmak daha mantıklı gibi geliyor. Özellikle bu üç tip eşyada. Şimdi söz almaya çalışıyorum ama az önce Engin abi bir şey dedi. Hani bir şey bilmeme hani soru sormak istiyorsun hani ürünü tanımak adına bilgi almak istiyorsun hani bilmiyorlar durumu var. Ben yakın bir zamanda tıraş makinesi aldım burada. MediaMarkt'ın bir mağazası vardı orada. Tersini yaşadım açıkçası. Yani ben hani düşüncem var bakayım falan fiyatları öğreneyim falan belki alırım. Mesela
modellere dokunabildim orada mesela. O öyle bir avantajı vardı. Çeşitli başka, ben mesela Philips'in bir modelini almak istiyordum. Ama başka markaların da mesela cihazları vardı. Çeşitli özelliklerini de anlatabildim mesela. Bir kez de MacBook'a dokunmak istedim. VoiceOver'ın da açtırıp kurcalamayı da düşünebilirdim. Bana direkt tepki şu oldu. Sen bunu kullanamazsın. Daha bir şey de demeye gerek duymadım. Yani direkt tepki bu, sen bunu kullanamazsın. Yani bunu mal mı görebilirsin? Windows bilgisayarı, Windows bir bilgisayar da olsaydı herhalde ben sen bunu nasıl kullanacaksın ki diyebilirdi. Hani flash belleğim yanımda olsa, ne vedaya çalıştırtacak olsam, ya sen bunu nasıl kullanacaksın ki, ya sen bunu yapamazsın deyip de çekip gidebilirdi de, yani bilmiyorum. Ya bu aslında dergide de yazıldı. Geçen bir sayıda. Mesela kimdi bilmiyorum, dergi yazarlarından birisi bir yakında bir dergi yazarlarından birisine bir hediye geliyor. Bir televizyon almış. Yalnız o hediyeyi eden şahıs anladığım kadarıyla bizim Talkback olayına hakim değil. Hani dergide yazdığına göre. Dolayısıyla televizyon, hatta bayağı da pahalı bir televizyon, yani böyle bir hani o televizyona verilen paraya Talkback ekran okuyucu özelliği olan televizyon da alınabilirken, o yakını ona hiç buna dikkat etmemiş. Televizyonu almış, kurmuşlar. Adam kullanamıyor. Bir dokunmatik, ya televizyonda bir şey yok. Kumandanın nasıl çalıştığını bilmiyor. En son o yakını arıyor. Adam mecburen verdiği hediyeyi değiştirmek zorunda kalıyor. Yani ekran okuyuculu bir cihazla değiştirmek zorunda kalıyor. Özellikle bu televizyonlarda, hani bilgisayarı yine biz kendimiz elimize aldığımız zaman lokalize edebiliyoruz kendimize göre de, Talkback'li bir cihaz tercih edeceksek markasını, modelini çok iyi bilmek zorundayız diye düşünüyorum. Yani hangisi Talkback'li olarak Teknokör grubuna falan da sorulabilir. Yani direkt nokta atışı almak gerekiyor bu tür eşyaları yani. Eğer ekran okuyucu program istiyorsak ya da böyle özellikler istiyorsak. Bir de şu evet önemli, hani bazı ürünlere dokunma imkanı olmuyor. Özellikle kulaklık reyonundaki ürünler açısından bu böyle. Diğer şeylerde cep telefonlarının bir şey demoları muhakkak oluyordur da. Ben bunu en çok kulaklıkta yaşadım. Kafa bandı olan kulaklıklardan alıyorum ben. İşitme cihazı kullandığım için kulak içi cihazı kullanamıyorum. Kafa bandı cihazlardan almak istiyorum mesela. Ama tabii kulaklık alırken şey olmasını da çok istemiyorum. Böyle çok sıkı bir, böyle abartılı bir geniş olmasını da istemiyorum. Bazı modeller çok şey olabiliyor. Böyle kalın, büyük olabiliyor mesela. Hani dokunamıyorum nasıl bir şey olduğuna. O biraz sıkıntı yaratıyor işte. Hani burada görmemek artık bir şey oluyor yani. Buna bir çözüm bilemiyorum, yani aklıma bir yöntem gelmiyor açıkçası. Evet yani bu, ama görmemek mi yani, bir erişebilirlik sorunu mu? Ona emin değilim, çünkü ben de mesela mağazaya gittiğimde kulaklık alacağım zaman hani kutunun içindeki kulaklıkları deneyemiyorum. Yani çünkü açtıkları zaman teşhir oluyor. Açmıyorlar. Yani böyle bir şans çok tanımıyorlar zaten. Görenleri atın buradan. Yani küçük mağazalarda deneme şansını gerçekten daha çok buluyoruz. Oyuncakçılar için de aynı şey geçerli. Yani çünkü oyuncaklar da aynı şekilde. Bir kısmı yarım paketlidir oyuncakların. Yani paket dokunmamıza izin verir ama şey öyle değil. Bazı oyunlar, özellikle kutu oyunları, bebekler şey değildir, Barbie'ler falan. Açık değildir. Onlara çok dokunamayız. Ama yani şimdi şu küçük bir çocuğa bir şey alacaksınız. Ne alacağınızı da bilmek istiyorsunuz. Ya da işte kulaklık, evet. Yani ben sesini denemek istiyorum her şeyden önce yani. Bu körlükle ilgili bir konu da değil. Yani Gündüz'ün dediği doğru. Yani o sesin kaliteli olup olmadığını duyabilmek istiyorum. Ve teşhir ürünü de olmuyor onların çoğunun. Yani evet, açtığı zaman teşhir ürünü oluyor ama halde hazırda açılmışı da olmuyor. Ama küçük mağazalarda genellikle bunu göze alıp bir açıp dokundurabiliyorlar, denetebiliyorlar. Denetemeseler bile dokundurabiliyorlar en azından.
ya da neye benzediği konusunda fikir verebiliyorlar. Galiba büyük mağazalara giderken de önceden araştırmasını yapıp ne alacağımızı bilerek gitmek, bilmiyorsak da küçük mağazaları tercih etmek. Arkadaşta gördük, şey hani diyelim beğendik, modelinin markasını iyi öğrenip mesela gidip onu almak belki bir seçenek. Evet evet, yani ama bu konuda Elif'e katılıyorum, büyük mağazalarda o oluyor. Ben özellikle Vatan'dan nefret ediyorum, yani bizim oradaki Vatan çok kötüydü ama Media Markt biraz daha iyi mesela, hani kıyasladığını biraz daha inceletiyorlar gibi. Şeyle ilgili değişiyor tabi. Ama hani elektronik şeylerde yine de elden geldiği kadar inceleyin. Hedefinizi bilmek önemli. Ve bu konuda da kendinize güvenebilirsiniz. Yani teknoloji konusunda emin olun, çoğu zaman onlardan daha iyi biliyor olabilirsiniz oradaki şeyleri. Bu yüzden rahat konuşun, net konuşun, hedeflerinizi doğru saptayın. Ve kendinize güvenin bence körler olarak. O konudaki teknolojilerde o kadar kötü değiliz birçoğumuz. Arkadaşlar bu daha çok aslında dikkat ederseniz böyle elleyememe, yani kutunun içinde ne olduğunu bilememe sorunu daha çok böyle bilgisayar, işte kulaklık, işte ses kartı, ses kayıt cihazı benzeri dijital ürünlerde oluyor. Mesela ben bir Şualar diye bir mağazaya girmiştim. Bundan işimiz biz Uğurlarla ev tutarken, Uğur Gürbüz'le falan. Orada mesela bana bir buzdolabı önerdi görevli Vestel Finlux. Mesela ben gittim, zaten teşhir orada duruyordu buzdolabı. Kapağını açtım, dokundum, beğendim. E dedim ben güzel buldum ama dedim bir de arkadaşım gelsin. O dedim bu işlerden daha iyi anlar elektronikten. Uğur geldi baktı, inceledi, etti. Bir de çamaşır makinesini inceledi böyle kapağını falan bayağı bir açtı. Düğmesini falan çevirdi, etti. Tamam dedi, ben de beğendim dedi. Biz o ürünü satın aldık. Daha çok bu tür elleyememe durumları... Hani telefondur, bilgisayardır, hatta onların da bazı yerlere teşhiri olabiliyor. Yok, telefonları elliyorsun. Daha çok kulaklık en çok mesela. Evet, kulaklık yani, kulaklık, batarya, ses kartına dokunmak neyi değiştirir o ben çok şey demedim. Ama bu konuya basmadığı için kafam büyük ihtimalle de. İşte bazı küçük hoparlörler falan, onları dokunamayabiliyoruz. Ya kısaca hassas ürünler diyebiliriz belki. Bilgisayardan da mı hassas? Şöyle hassas derken, yani açıldığı zaman bir daha para etmeyecek ürünler. Adamların teşhir, zaten büyük şeyleri iPhone'u falan elliyorsun mesela 8, öyle onları teşhire koyuyorlar ama öyle küçük kulaklığı falan adam sallamıyor. Buzdolabını zaten mecbur teşhire koyuyor yani. Öyle şeyler oluyor. Yani bu aslında, bu şöyle, bu firmalara yazmamız gereken bir erişilebilirlik sorunu, yani bunun üzerine gitmemiz lazım. Ben bana bunu nasıl ellemeden verebiliyorsun diye. Her mağazada bunların belli bir teşhir şeyi olmak zorunda olmalı bence, yani gerçekten iyi bir şey değil o. Aslında bu buzdolabı, ne bileyim, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, bunların açıkta olması, görenler de içini açıp görmek istediği içindir herhalde. Hani onların da tercih ettiği için olan bir şey galiba. Yani öyle bir durum olmasa onları da herhalde açık teşhir ürünü yapmazlar gibi geliyor bana, bilmiyorum. Aslında kulaklığın zaten mesela şey olmaması herkese haksızlık. Ya ben onun sesini duyamadıktan sonra düşünsene nasıl bir şey, bilemiyorsun. Şansa çıkıyor yani, o ciddi bir tüketici olan ayıp aslında baktığında. Yani kör gören fark etmiyor yani, kulaklık dinlemen lazım nasıl bir ses olduğunu anlamak için. Yok arkadaş, bu ayakkabıyı giyemezsin gibi bir şey yani, o hakikaten giymeden alacaksın gibi bir şey. Peki yavaş yavaş toparlasak mı? Evet, sanki evet, şeye geliyoruz. Son bir şey olsun. Hani ayakkabı örneğini verince, hani hiçbirimiz herhalde denemeden ayakkabı almıyoruz. Nasıl olsa ayakkabı ayağım 39 numaradır deyip de gidip ayakkabı almıyordur herhalde kimse. Bir de bilmiyorum, ben biraz gecikmeli katıldım. Kıyafet konusuna değindiniz mi acaba? Ona değinmedik. Çünkü kıyafet aslında zaten dokunularak rahatlıkla anlaşılabilen ve kıyafetçi dükkanlarının şey dolayısıyla satıcıların müşteriyle, büyük mağazalarda dahil satıcının müşteriyle doğrudan iletişim kurabildiği yerler olduğu için yani şey bulmak zor değil. Yardım almak ya da işte dokunmak çok zor değil ama bu konuda bir şeyin varsa Celil, ekleyeceğin sadece şunu şey söyleyeceğim, hani
renk konusu bir şey olabilir. Bir de ya üzerimde nasıl durdu acaba hani? Bilmiyorum, o kısım belki biraz şey oldu. Ha, o da mesela ben üzerimde nasıl durduğuyla ilgili şeye güvenmem şahsen. Ne onun adı? Satıcıya güvenmem. Çünkü o satıcı yorumunu dikkate almayacağım. Yani o bana satmak isteyecektir. Ve tanımadığın birine karşı ya bu kötü olmuş demek. Hatta çok yakınlarında da bu kolay değil. Olmamış demek şey değil. O ya kendi vücudumun rahatlığına, hani hissiyatına güvenirim. Ya da kıyafet alışverişi bazı insanların tek başına yapmamayı tercih ettiği bir şey. Yani çünkü acil kıyafet almanız gerekmiyor. Bir şeylere göre alıyorsunuz. Bu kör veya şimdi, gören... Şöyle mesela ben hani burada anneme güveniyorum mesela bu konuda. Annemle gidiyorum şu an için ama yani kendim gitmedim şu ana kadar belki ama. Ne bileyim bazen ben hani beğenmiş oluyorum. Hoşuma gitmiş oluyor ama annem diyor bu olmadı falan diyebiliyor. Onun için bunu hani bu kısmını açtım. Ya, bence şöyle yani gidebilirsin tabii güvendiğin biri varsa falan ama hani şeyi de düşünmek lazım hani bu ne bileyim yani belli bir zaman sonra senin de kıyafet zevkin vesaire oturan bir şey bence bu yani öğrenilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani biz tek gittik çok aldık hani çok da büyük bir pişmanlık yaşamadık yani işte ben kendime takım elbise alırken Sevda'ya bir şey alırken falan ya yani, annenin olmadı dediğine de başka biri olmuş diyebilir ya da annenin çok güzel oldu dediği bir şeye de başka bir ya o biraz da göreceli bir şey yani hani renklerini zaten hani renkleri konusunda size yalan söylemez kimse yani renk olduğunu veya bunu şey yapabilirsiniz hani kendi neyin gideceğini neyin gitmeyeceğini de bu biraz zamanla oturabilecek bir şey ama dediğiniz gibi çok çok az kişinin kıyafet için tek gitmiyorum asla gidilmemeli dediğini duydum ben insanlardan. Tabi o da bir tercih ama bence o kadar yani gitseniz de kendinize ille ben kötü seçim yaparım endişesiyle gitmemek lazım gibi geliyor bana. Bir de biz erkeklerin çok fazla seçimi yok ki Celil. Yani hani pantolon olsun. Şimdi biraz yani bayanlar konfeksiyon bayanlara çalışıyor. Yani erkek çocuk, biz çocukluğumuzdan beri öyle değil midir abi? Git şimdi bir yere, kız çocukları için bir sürü icili bicili bir sürü şey varken zavallı erkek çocukları pantolon giyecek. Adam ne giyecek işte en fazla bermuda giyer bilmem ne. Hani bayanların öyle mi? Çiçek bahçesi gibi. Onların renkleri, şeyleri çok farklı. O yüzden hani, hani takım elbise alacaksak zaten biliyorsundur. Hani işte dar kesim şey nasıl istiyorsan sen hani. Nasıl bir tarz kullanıyorsan. Ondan sonra yani dolayısıyla hani kot pantolon alacaksak az çok markası bellidir. Rengi kafanda vardır. O yüzden hani çok uzatmayayım. Ama hani Engin Bey'in dediği şey çok önemli. Görecelilik. Yani annen nereden baksan senden şimdi 20-25 yaş minimum mesela daha hani yaş almış bir insandır. Senin hoşlanabileceğin, senin kuşağının giyebileceği bir şey ona farklı gelebilir. Hani belki kendi yaşıtın bir arkadaşınla gidebilirsin. Ondan sonra ya da hani kendin de takım elbise vesaireyi gidip alışverişin tadını çıkarmakta fayda var bence yani. Celil mesela annene neden olmadığını soruyor musun olmadığını düşündüğünü? Bazen mesela yaşlı gösterdi. Bu işte mesela sen bu öyle bir şey diyor veya... Hani sanki başkasının elbisesini giymişsin gibi durdu diyor. Yani güzel durmadı diyor mesela. Veya işte başkasının şeyini giymişsin, kıyafetini giymişsin gibi göründü diyor. İşte ne bileyim çok bol gibi durdu. Yani büyük durdu sana sanki. Biraz geniş. Bununla ilgili şeyi geliştirmek belki mümkün olabilir. Dar kıyafeti sevmiyorum mesela. Hani bu dar modelleri sevmiyorum. Fazla. Ama işte bazen hani bu sanki başkasının elbisesini giymişsin gibi durdu dediği oluyor başkasının. Ama bak burada bir şey var işte şey çatışması. Sen dar kıyafeti sevmediğini söylüyorsun değil mi? Bol kıyafetlerden hoşlanıyorsun. Olabilir. Böyle bir hoşlanma var. Yani çok o da onun göz zevkine... Rahat olsun istiyorum. Tamam. O onun göz zevkine kötü geliyor diye bu ille de kötü olacak anlamına gelemeyebilir. Yani bu bir farklılık işte. Belki o darın içinde de sen rahat etmiyorsun. Çok güzel görünse ne olacak? Yani böyle bu zor bir ikilem. Bence yani
yine kişi tabii ki renk falan ayrı. Renk uyumunu başka biraz onu zamanla oturtursun ama neyin kendine en iyi olup neyin olmadığına sen zamanla sanki karar verebilirsin gibi geliyor bana. İnsanlar vermeli veya en azından. Bunun için ya zaten bazen hani güzel oldu diyorsa da ben bunu istemiyorum dediğim de oluyor. Hani bu hani tamam bu oldu dediğinde herde oldu dediğini de almıyorum yani. Olmadı bunu istemiyorum diyebiliyorum yani. Bir de şey. Mesela, o tabii daha kolay reddetmek. Bu şu şunu soruyorum mesela, bir de mesela. Hani bu nasıl güzel oldu falan dediği zaman ben de beğendiysem. Peki bunu diyorum evdeki kıyafetlerle hangisiyle giyebilirim mesela? Yani gömleği alıyorum dedim. Hangi pantolonumla uyar veya kazağımla uyar falan. Mesela bu tür şeyleri soruyorum. Böyle de bir annemle gitmemin böyle de bir avantajı oluyor. Bu konuda şeyleri öğrenmek iyi. Mesela bazı kıyafetler dar kesimlidir. Ama işte ben small beden giyerken, benim de small beden giydiğimi örnek vermem hoş oldu. Small beden giyerken dar kesimli bir şeyi large aldığımızda o bir başkasının kıyafeti gibi durabilir. Ama bol kesimli bir şeyi small aldığımızda o zaman gerçekten hem içinde rahat edip ya o kesimler konusunda bir fikir sahibi olmak için daha çok giymek, denemek hangisine mesela omuz dikişlerinin nerede olduğu ya da işte bel kesiminin nerede olduğu bunlar biraz işaret. Ama buna rağmen dar kesimli kıyafetleri bol alıp giyenler de var. Öyle giyinmek de istiyor olabilirsin. Bu konudaki tarzını bilmek önemli. Yani bir şey sadece bol sana bol geldiği için güzel durmuyor olabilir. Bu o şey yani o bir onu bilmek iyi olur. Yani şunu tercih etmek mümkün tabii. Yani hayır ben bunu bu şekilde de görünse giyeceğim. Bu bir tercih. Ama bazı kıyafetler dar giyilmek üzere tasarlanıyor. Sen onun sana bol olsun diye large'ını x large'ını aldığında yani sen olarak sen demiyorum biz aldığımızda gerçekten yani şey durabilir. Kastedilmediği şekilde durabilir ama bu da bir tercih. Bu şekilde giyinen insanlar da var. Ben bunu bu göze alarak giyiyorum demek bir tercih. Ama doğru. Bilmeden yaptığımız zaman o yorum haklı olabilir. Burada şey de önemli galiba. Mesela ben bir gören arkadaşımdan, gören çift arkadaşımdan örnek vereyim. Erkek, doktor, yoğun çalışma temposu ve kıyafet ilgi alanı değil. Dolayısıyla kendi seçimlerine de çok güvenmiyor. Çünkü Elif'in de az önce bahsettiği gibi işte omuzun işte bol veya işte tam olduğu belirten omuz çizgisinin bir şeyi var. Yani bir kriterleri var. Bunlardan anlamıyor. Birçok şeyden de anlamıyor. Kendini eşine teslim etmiş vaziyette. Çünkü onun için bu daha kolay. Böyle bir şey eğer tercihen yani tercih olarak edilirse olabilir. Ama hani şey değil. Nasıl anlatayım? Mesela kendimden de bir örnek vereyim. Ben canlı renkleri seviyorum. Şimdi bazen bazı arkadaşlarım bazı canlı renkleri duruşun işte ya o hani çok dikkat çekici, olumsuz anlamda olduğunu söylüyorlar. Fakat ben bunu iyi biliyorum. Ne demek istediklerini de anlıyorum. Bunu söylediklerinde. Ama ben seviyorum diyorum. Bunu bilerek bunu tercih edebiliyorum. Kendi tercihimi daha ön planda tutabiliyorum. Ama onlara hak verdiğim başka şeyler de oluyor. Mesela işte bir kıyafetin özellikle bayanlar için daha transparan görünenleri var. Ya iç gösterebilenleri var. Göstermeyenleri var. Veya bunların değişik dereceleri var. Böyle ilginç ayrıntılar karşınıza çıkabiliyor. Bunları hani bilip göze alabilirsiniz. Bilmek istemeyi edebilirsiniz. O yüzden kendinizi birilerine olanağınız varsa emanet de edebilirsiniz. Zamanla zevk gelişiyor. Bu kesin. Çok büyük bir yere kadar gelişiyor. Ama her gün yeni bir yenilik çıkabiliyor. Yani o yüzden %100 diyemiyorum. Temkinli konuşuyorum bu konuda. Bu konu da hani çok kasmamak ya da işte şu doğrusudur ya da şunu illa şöyle yapmalıyız gibi bir şey olmadığını düşünüyorum kısaca ben kendi adıma. Evet. Teşekkür ederim. Herkes
için son olarak şunu eklemiş olayım. Hani evet şu an böyle annem yanımda ama hani bu annem benim her zaman yanımda olamayacaktır. Her zaman da bir şey olamayabilir. Biraz da hani burada kendi inisiyatif alabilme noktasına gelmem gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela seçerken de hani işte hani renklidir, beyazdır ya da işte falanca yıkamaya uygundur. Bunlar da önemli. Gerçi hani pantolonda, gömlekte o kadar teferruata girilmiyor ama yani böyle diyelim ki hani janjanlı bir şey alıyorsak, hani tabiri caizse hani böyle bir kıyafet alıyorsak bunun mesela işte makineye atıldığında hangi modda yıkanacağı, hangi sıcaklık ayarında yıkanacağı falan bir meseledir yani. Çünkü diyelim ki belki maaşınızın yarısını vererek aldığınız bir kıyafet yanlış bir yıkama programına yıkandığında özelliğini kaybedebilir, mahvolabilir. O yüzden bu da önemli yani. Bunu da sormak ya da bir şekilde... Şunu şey yapayım. LCY2 bu konuda şu anda... Ses kesildi. Yani... Sesim yok, geliyor, kesilmedi. LCY2 bu konuda şu anda çok iyi bir noktada hani. Barkodları, yani birçoğunda zaman zaman sıkıntı yaşadım. Hani tam denk getiremediğim oldu ama seneler önce saldığım bir kıyafeti bile o uygulamayla okutabildim mesela. İlginç bir şekilde. Hani uygulamada bir sene oldu veya olmadı ama 10 sene öncesi falan aldığım kıyafeti bile özelliklerini edinebilmiştim o uygulamadan. Evet, LCY ve KeySense bu konuda iyi. Onlar da son zamanlarda sanki birazcık şey yatış yaptılar gibi, hani işte renkler, desenler konusunda birazcık yatış yaptılar gibi ama ben de uzun sürede alışveriş yapmadım, bilmiyorum ama evet o uygulama gerçekten iyi. Çünkü yani hiç ihtiyaç duymadan bir görevliye rahatlıkla gidip alıp kasaya gidebiliyorsunuz yani. Bedenini seçmek için, aramak için de belki şu olabiliyor, hani orada görevliye ihtiyaç duyacağın nokta ya bir bedenini bulmak adına, hani bazen şey oluyor, mağazada kalmamış oluyor, başka mağazalara bakıyorlar var mı yok mu diye. Getirtebiliyorlar mesela, o tür durumlarda da karşılaşmak mümkün. Tabii o her durumda geçerli ama onun dışında yani bu herkesin sorunu ya. O yüzden şey, LCY ve KeySense eşitleyen bir çözüm. Bu iyi bir şey, bu konuları daha çok talep edebiliriz mağazalardan. Alp az önce... yani şey bağımsız hareketle ilgili bir konu söylemiş. Yani çıktığımızda nereye yöneleceğiz, nereye gideceğizle ilgili bir şey söylemişim. Bu bir bağımsız hareket konusu. Alışverişten çok. Bunu bağımsız hareketin konuşulduğu şeylerde daha önce bunlarla ilgili eğitimler yapıldı. Bu sene için bir bununla ilgili bir planımız yok sanırım ama en azından var olanları dinleyerek bu konuda neler yapabileceğimiz konusunda pek çok ipucu var. Birkaç kere yapıldı. Yani 3-4 kere falan yapıldı. dunyayaseslen.com'dan bağımsız hareketle ilgili eğitim programlarını aratabilirsin. Toparlayalım mı o zaman arkadaşlar? Alışveriş yapmak konusunda çok fazla bu grubun sorun yaşamadığını fark ettik. Yani mesela işte hiç AVM'ye gidilmediğini neredeyse, onunla ilgili çok şey yoktu. Gitmiyorum ben diyen sayısı çoktu. Hiç AVM'ye demeyeyim ama alışverişle ilgili herkesin aşağı yukarı bir deneyimi var. Marketlerle ilgili herkesin bir deneyimi var. Bu o yüzden daha çok konuşmamızı sağladı. Ama bu aynı zamanda bizim daha çok çözüm bulabildiğimizi de gösterdi. Yani bu konuda çok fazla şikayet, yakınma dile getirmemiş olduk. Getirdiğimiz yakınmalar hep erişilebilirlikle ilgili oldu. Bir de tabii yanlış dokunursam, devirirsem, hata edersem kaygılarımızın olduğunu gördük. Bu kaygılara yönelik de yani dokunmanın çeşitleri, türleri var. Bunu ben demiştim. Yine söylemek istiyorum. Dokunmayı sevmek lazım. Çünkü yani gören insanlar için de görmeyi sevmek gerekir. Bakmayı bilmek gerekir. Bizim için de dokunmayı bilmek gerekir. İşte
büyük bir şeye dokunurken ki el hareketlerimizle, hassas ayrıntıları olan bir şeye dokunurken ki el hareketlerimiz, metal bir şeye dokunurken ki uyguladığımız basınçla, işte tel bir şeye, tel de metaldir ama hani telden yapılmış işte bir şeye dokunurken ki el hassasiyetimiz, basıncımız aynı olmayacaktır. Bunların farkına varmak iyi bir şey. İşimizi kolaylaştıran uygulamalardan söz ettik. Seeing AI gibi, işte LCV2'nin şeyi gibi, LCV2 sensi gibi. Başka işte ne bileyim, hiç şey görevli falan bulamadığımız, Be My Eyes, yine aklına gelmedi yani, evet, Be My Eyes gibi uygulamaları kullanabiliriz. Ve aynı zamanda da sadece etrafta ne var ne yok diye keşfe çıkabiliriz gibi şeyler geldi. Öneriler geldi. Aynı zamanda da eğer her şeyin kutulu olduğu, elektronik oyuncak, aklıma gelmeyen başka hani kutusundan açamayacağımız şeyler alacaksak, büyük marketlerde genellikle bunların denemelerini, demolarını bulamadığımızı ve bunun için öyle bir markete geçeceksek önceden araştırma yapıp gitmemizin, araştırma yapmamışsak da küçük mağazaları, zincir olmayan mağazaları tercih etmemizin daha kolaylaştırıcı olabileceğini konuşmuş olduk. Engin, eklemek istediklerin ne var? Yok, gayet güzel toparladım bence. Ben şey söyleyeyim tekrar. Her şeyde olduğu gibi arkadaşlar, markete de gidebiliriz. Elektronik mağazasına da, giyim mağazasına da, pazara da, hani hepsini biraz az az konuştuk. Hepsinin kendi içinde zorlukları var ama hepsinin de kendine göre kolaylıkları olabiliyor. Yeter ki, ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu kayıtları yaparken falan da biz hani şey dedik. Deneyin ya. Kendi yönteminizi bulursunuz. Yani bir yolu, kimi dokunursunuz, kimi keşfetmiş, bakın gidiyor oralarda. Kimi keşfetmeye çalışıyor. Kimi birinden yardım alıyor bizim gibi falan. Hani bunlar farklı yoğurt yiyişlerdir. Önemli olan denemek. Oralara gitmek, denemek. Mesela hiç burada konuşacağız mı bilmiyorum. Şey de bir bazı insanlar için sorundur. Self servis yapan bir restorana gitmek. İşte McDonald's mesela ya da Burger King ya da öyle şeyler. Kimi tercih etmez işte, ben burada alamam falan diye. Galiba online gibi bir başlığımız var. Var mı? Kafelerde restoranlar gibi. Var değil mi? Pardon, evet. Vardı. Yine konuşuruz orada da. Denemek lazım ya. Bu yani hiçbir yere giderseniz, bir kere buraya gittiğinizde ya of bana yardım ediyor adamı işinden alıkoydum diye düşünmeyin. Çünkü orada mutlaka görevliler var. Yani siz o kadar bir şeye engel olmuyorsunuz. Gittiğiniz yere göre şey oluyor. Bir çeşit, bu bir alışveriştir. Bir etkileşimdir. Sen de orada bedavadan beklemiyorsun. Sonuçta belli bir para ödüyorsun onlara. Bir de şöyle de görmek gerekir biraz, yani genelde öyle yapmaya karşıyımdır ama buralara tek gittiğinizde, kendi başınıza yapmaya çalıştığınızda marketi, mağazayı vesaireyi erişilebilir tedbir almaya zorluyorsunuz. Yani bugün almazsanız iki gün sonra sizi tanıyor, bir şeyler yapıyor. Belki sonra o genele yansıyor. Yani bu, o değişim öyle kolay olmuyor. Toplumu nasıl değiştiririz diyorlardı ya. Öyle bir şey yani, sen ama birileriyle gittiğin zaman adam seninle ilgilenmiyor. Çünkü artık senin onun için bir sorun değil. O zaman sen üçüncü tek şahıssın. Yani Levent'le bugün onu konuşuyorduk. Hep biz görünmezliği anlatıyoruz da insanlara. Acaba biz de görünmez olmaya mı çalışıyoruz aslında çoğu zaman? Hani görmesin beni mümkünse, ben de muhatap olmayayım. Çünkü Levent şey demişti yine, bunu bir şey, özgürlük sorumluluk da gerektirir aynı zamanda. Hani özgür olacaksan biraz sorumluluğunu alman gerektiğinde, iletişim kurmaya çalışman gerektiğinde borcunu ödemen, bir şeyi kırdıysan parasını ödemen, kırmamaya çalışman, daha dikkatli dokunman. Bunlar hep aslında senin bağımsızlıkla ilgili gelen sorumlulukların ve bunlar alınamayacak sorumluluklar değil. Bu nedenle insanların bizi görünmez yapmasından rahatsız oluyoruz ama biz de kendi kendimizi görünmez yapmayalım. Biraz çıkıp biraz dolaşalım, biraz gidelim.
Birinde olmaz, ikincisinde çok ayağı kırıklığı yaşarsın, üçüncüsünde çok kötü geçer ama bir seferinde de olur arkadaşlar. Ben onu diyebilirim. Yani burada ipuçları muhtelif, herkesin kendine göre farklı bir stratejisi vardır. Ama deneyin, dokunun, keşfedin, sorun. Yani bunları demesi kolay diye olabilirsiniz. Bizzat yaşadığımız için, yaptığımız için. O yüzden hani kayıtlar yapalım, bir şeyler koyalım. Hani buna gidelim de prova olsun anlamında şeyler değil. O keşfetmekten, dokunmaktan, sormaktan, yardım istemekten korkmamak lazım. Çünkü zaten orada o adamın görevi o çoğu zaman. Sana bir lütufta da bulunmuyor. Rahat olmak lazım diyeyim ben. Bir de Engin Hocam, hani biraz önce dediniz ya, toplumda hani yani tek başınıza gittiğiniz zaman aslında hani erişebilir bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazı insanlar var ki o kadar mesela kişiyi tanımasına rağmen, hani görmesine rağmen, belki 15 bin tane insan görme engelli görmesine rağmen, yani yapacaklarını da yapmıyorlar. Enteresan bir şey. Bunda da karşılaşıyoruz. Mesela küçük yerlerde belki daha zordur bu tarz şeyler. Mesela çok basit bir örnek aslında. Burada bir yoğun çekim kullanılan bir sahne var. Ve bu pastahane de hani böyle tam orta dükkan şeklinde kalmış bir yer. Yani hani tam tutturamıyorsunuz. Yani herhangi bir işaret gibi bir şey de yok. Yani hani onu tam hemen bir anda tutturabileceğiniz gibi. Ya yan dükkana giriyorsunuz ya bir sondakine giriyorsunuz. Tam ortada kaldığı için 5 tane dükkanın ortasında böyle bir işaret falan da yok. Ben de hep şey derdim, hani abi derdim, yani şunun önüne bir tane halı atıver. Yani ayak silme halısı var, pas pas atın. Yani en azından işaret olsun. Yani bunu yapmak çok zor da, istersen ya adam, ben burada yıllarca buradayım. Yok. Ben yıllarca da aynı şeyi görmüyorum. Yani en basit tabii bu anlattığım şey. Yok yani. Bir tane bir halı flex atmak zor insanlara. Evet, insanlara bir şeyler yaptırmak zor. İnsanlar biz de olabiliyoruz. Bize de bir şeyler yaptırmak zor. Olabiliyor. O yüzden insanları değiştiremediğimiz durumda biz neyi değiştirebiliriz? Biz neyle baş edebiliriz? Nasıl baş edebiliriz? İle ilgili daha çok konuşuyoruz. Evet, yani yaşam gerçekten hepimiz için, yani yaşam, hayatın içinde olmak zor. Çünkü bir sürü alışmadık, farklı bir sürü durumlarla karşılaşıyoruz. Evden çıkmadığımız durumda şey yapabiliriz, yani herkes için söylüyorum. Evden hiç çıkmayan biri hayatında hiç yeni bir şey, yeni bir tavır geliştirmesi gerekmeyebilir. O yüzden dışarı çıktığımız andan itibaren değişimler başlıyor. Alışık olmadığımız şeyler başlıyor. Ve her şeyi değiştiremiyoruz. Değiştirmemeliyiz de, çünkü o zaman da bizi değiştirmek isteyecekler. Yani her şeyi değiştirmemeliyiz yani. Ama değiştirebileceğimiz şeylerin yoluna bakıp geri kalanını da neden böyle diye düşünmemek. Yani bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Evet, yani bağımsız olmak sorumluluk almayı gerektiriyor. Ve bu sorumluluklardan bir tanesi de bizim davranışımızı değiştirmemiz olabilir. O yüzden şeyden korkmamak gerekir. Yine hep söylüyorum, denemekten ve yanılmaktan korkmamak gerekir. Çünkü Engin dedi ya, işte 3 tane yanılırız, 3 tane kötü şey yaşarız. Bir tanesi güzel olur ve olduğundakinin keyfi değil 3, 15 tanesinin, olmayan 15 tanesinin bütün acısını, şeyini, izini siliyor. Kendi kendine bir şeyleri yapmanın tadı, bunu görenler çok bilemiyor. Biz bu bağımsız hareket hikayelerimizi paylaştığımızda aramızda birkaç gören arkadaş vardı. Hani ilk senin bağımsızlık deneyiminle ilgili bir şey dediğimiz. Bu çoğu kez görenlerin konusu bile olmuyor. Yani öyle üzerine düşünmeleri gerekmiyor çünkü. Ama bu şekliyle en azından. Ama bizim açımızdan baktığımızda bence yani kendi kendine gidip hiç almamışken bakkaldan ekmeğini almanın tadı Everest'te çıkmakta olmayabilir arkadaşlar. Çünkü o tatla başlıyor bir sonraki adıma gitmek. O tadı aramak gerekir. Yani o tadı bulmak için çaba harcamak gerekir diye düşünüyorum. O çabadan vazgeçmeyelim diye düşünüyorum. Zaten bunları yapmamızın sebebi bu. Yani
o şeyleri kendimize de hatırlatmak, yani niye yapıyoruz bunları diye bunu da kendimize de hatırlatmayı istiyoruz. O zaman herkese, bir şey daha çözümleri paylaşayım. Yani, teşekkür edeyim ben Engin. Tamam, tamam. Bir şey aklıma geldiğine geçen konuşuyorduk ya arkadaşlar, şey yok yani. Şöyle bir şey öğütleniyor bize. Ebeveyn toplum diyorum ben ona. Ebeveyn yani anne baba değil bir tek sağımızda. Herkes bir ebeveynlik taslıyor ya sana. Herkes bizi dolandıracak. Herkes soyacak. Marketçi çürük meyve verecek. Kasap zaten kokmuş eti verecek. Öbürü son kullanım tarihi geçmiş şey yapacak. Ya bununla yaşayamayız. Bu bir risk tabii ki. Yani böyle şeyler de olabilir ama hani bunları ayırt edebilecek, bunları anlayabilecek kapasiteye de sahip olduğumuzu unutmayalım. Yani ve hesabını sorabilecek. Hesabını sor böyle bir şey yaşadığında. O yüzden hani aman öyle yapar. Yani artık şunu biz arkadaşlar 5 yaşındaki çocuk olmadığımızı hatırlayalım. Onlar bile sorumluluklarını alıyorlar artık yani. O yüzden toplumun, bu anne babamızı kastetmiyorum ben. Komşumuzun, kardeşimizin, eşimizin, bacanağımızın, otoparkçının, bize, size, bana, ona ebeveynlik, hukukçunun, sana, bana, ona ebeveynlik yapmasına izin vermeyin arkadaşlar. Tabii ki saygı duyun ama son kararın kendinizde olduğunu ve bu son kararı vererek kötü bir şey yapmamış olabileceğinizi de hatırda tutun. Bu çok önemli. Elbette bu riskler var. Zaten sokağa çıkmak başlı başına bir risktir. Yani her türlü şeyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Ama başardığınızda alacağınız haz emin olun çok şeylerden daha iyi oluyor. Zaten hani siz demin Celil mi demişti ya, sen kıracağım diye çıkarsan kırıyorsun zaten. Alacağım diye çıkarsan da alıyorsun ama. Ben demiştim onu. Hani biraz ona inanmak lazım. Biraz mistik bir şey söylüyorum ama. Yani böyle olmadan hayatı yaşayamayız. Çok, yani. Çok doğru ama gerçekten bu Engin Hocam. Yani hani insan nasıl tasarlıyorsa aklında ya da işte hani şey derler ya hani siz davranışınızı dışarı yansıtırsınız. Yani mesela bir sinir anında çıkıyorsanız sinirli hakikaten o toplumda size en ufak bir ne diyorlar ona eksik davranıldığını veya yanlış davranıldığı hemen sinir küpüne dönebiliyorsunuz. Biraz aslında ön yargılarla çıkıldığında gerçekten çok farklı şeyler oluyor. Onda hani mesela bir arkadaşım vardı. Çok agresif bir arkadaş kendisi. Ona atıyorum ben bir kafeye gidersem diyelim ki kafeye gidecek. Kafeye gidersem kapıdan girdim diyelim ki ya kimse bana yardımcı olmasa ya işte ortada masalara ben işte çarparsam işte ya da işte bir garson gelip bana yardımcı olmazsa ya da ben orada 2 saat beklersem ya da markete gittiğimde İşte BİM'deki gibi 2 saat bekleyip mesela öyle bir tartışması olmuştu. Tam 10 dakika beklemiş 20 dakika yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir sinirlenmiş tabii doğal olarak ama hani ya bu öyle olursa böyle olursa sağ diye de insan çıktığında hep bu sorunları yaşıyor mesela. O sorunları yaşadığı anda ondan sonra farklı tepkimeler, onlara bakış açılarının kılıkları maalesef en sonunda yine dönüp dolaşıp biz ne kadar uğraşsak da hani kendi açımızdan bireysel olarak ne kadar uğraşsak da ne kadar sorumluluk alsak da maalesef bir iki kişinin veyahut da 3-5 kişinin yanlış ya da ön yargılarla bu olaya yaklaşması maalesef en son bizi etkiliyor. Kötü bir durum. Ama yine de her şeye rağmen özgür olmak veyahut da bağımsız olmak her şeye rağmen çok hoş. Bence burada bırakalım kaydı. Tam bu sözle bitsin.